Evet, yine bir cumartesi günündeyiz. Artık kış geliyor ve tekrar kış dönemine doğru bir programdayız. Gerçi biraz önce haberlerde şey vardı, Türkiye'de mevsimler iki tane olacak diye geçti. Evet. Bugün çok değerli bir konuğum var. YouTube'da donmamış. Yavuz abi var, Yavuz Dizdar var. Öncelikle Yavuz abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. İyi ki geldin. Hey, teşekkür ederim. Evet, bugün yine vallahi. Çok sağ olun. Birbirimizi özlemişiz, bir hasret giderdik. Şimdi tabii bugün Yavuz abi olduğu için ve ben olduğum için bu bir füzyon tepkimesine yol açacaktı. Şimdi biliyorsunuz biz biraz şeyi severiz, bu aynı yerde buluştuğumuz çok nokta var. Esas da şuradan başlamam lazım. Burada bugün koronayı konuşacağız. Mecburen. Biz, illaki olacak bu. Ama şimdi bu sene, şimdi hatta yayından önce de biraz tartıştık. Şimdi bu sene buzlar tutmamış haberlerde. Mevsimler ikiye düştü. Fay hattı çatlıyor. Çekirge hattı var. Çatlıyor. Çekirge gelmiş. Bana geçen de bir yerden bir şey attılar. Böcek basmış falan. Tabii nimfa böcekleri diye bir şey var. Küçük beyaz böcekler. Onlar gelmiş. Yıllardır yoktu diyor adamlar mesela, bu sene ya geldi. Ya bu ne diyor. Oluyor? Yani bu kadar. Şimdi bu, şimdi bana göre bu kadar şey aynı yıla toplanamaz. Ama bir şekilde haber yapılabilir, haberdar edilebilir. İnsanlarda bir korku şeyi oluşturuldu. Yani buna fear memory deniyor. Yani bir korku belli. Doğru. Herkes her şeyden korkuyor artık. Doğru. Hatta öyle bir korku ki biz şunu şöyle biliyoruz. Bir çocuk da mesela annesinden büyütürken eğer ona korkuyu öğretirse annesi, anksiyeteyi, kaygıyı öğretirse hayat boyu kaygılı olmaya devam eder. Yani bir çocuk büyürken annesi sen onun oraya nasıl döktün ya da silgini nasıl kaybettin diye bağırdığında o korkuyu ondan öğrenir ve hayat boyu korkar. Doğru. Ne diyorsun bu konuda abi? Doğru. Şimdi sürecin aslında başlangıcında biz bir miktar kaldık. Çok sonra çok fazla kalmadık. Bunu insanlar kısmen hani konuşmuyor şeklinde yorumladılar ama mesele o değil. Mesele çok fazla sesliliğin gereği yok. Bir yönetimi var pandemi sürecinin, nasıl yönetiliyorsa. Yönetimle ilgili geldiğimiz noktadaki çıktılarına da lütfen insanlar kendi akıllarını süzgecinden geçirip baksınlar. Hala aynı mottoları kullanıyoruz: maske, mesafe ve temizlik. Ama bir şekilde de hastalık bildiğini okuyor. Yani orada mesela insanların içine ekilen korkulardan bir tanesi, sen bunu yaparsın, sen taşırsın, sen neden oldun, sen takmadığın için şöyle oldu, sen yapmadığın için böyle oldu. Bunların da bir karşılığı var, bunu söylemek gerekiyor. Az önce konuşuyorduk, yolda bakıyorsunuz bir metre sağda insanlar oturmuşlar, çay içiyorlar karşılıklı. Onlar içerken maskeye gerek yok. Şuradaki gibi mesela, hadi sizden bize doğru bir şey olmasın diye yan yanasınız. O yüzden belki maskelerin bir mantığı var ama orada yürüyenlerden takması isteniyor. Dolayısıyla bazı şeyler aslında bizim düz bildiğimiz basit bilim kavramıyla hiç örtüşmüyor. Hiçbir alakası yok bunların ama uyguluyoruz. Niye? Çünkü bununla ilgili resmi bir söylem var. Resmi söylemi dışına gevşetmek, esnetmek gibi bir gayemiz yok. Bunu anlamaları gerekiyor. Bir de tabii pandeminin başında böyle çok şey yapınca bazı yerlerin rahatsız olabileceğini gördük biz. O nedenle bir süre konuşulmadı. Ama ne oldu? Döndü dolaştı. Çekirgeler geldi. Arkasından şu an kuraklık tehlikesi var. Fay kırılıyor. Kutuplar donmadı. Fay kırılıyor. Ne kadar olası tehlike? Yalnız bir kısmı da bunların gerçek gözlem. Yani şey değil. Bu sene hakikaten çok miktarda diyelim ki hamam böceği çıktı. Evet. Yani kediler bir senedir çok fazla doğuruyorlar ve doğurduklarını da pek yaşatamıyorlar gibi böyle alamete yorulabilecek değişiklikler var hayatımızda. Bu bir sürecin içinde ama bir korku belleği olarak da yazıldı. O korku belleğinin bir ucunda buna aman dokundu mikrop kapar, poşetten mikrop gelir. Kadın böyle elinde peçeteyle şeyin kenarındaki metrodaki şeyi tutmaya çalışıyor. Asla temas etmemeye çalışıyor. Bunlar tabii yerleştirilmiş olan korkular. Bunların tedavisi pek mümkün olmayacak arkadaşlar. Niye özellikle size bakıp söylüyorum? Çünkü bize göre yaşınız genç, çok genç. Ve bu korku bir kere yerleşirse siz hastaya da dokunamaz hale gelebilirsiniz. Laboratuvar malzemesine dokunamazsınız. İnsanlara bakarken tedirgin bakarsınız. Hep açıktan açıktan yürürsünüz. Bu bellek yerleştirilmeye çalışılıyor. O yüzden lütfen temkinli olun. Aklınızdan iyi ölçün. Süzgecinden geçirin. Bu şekilde olsaydı çoktan bitmiştik. Yani havludan geliyor, denizden geliyor, havuzdan geliyor, yemekten geliyor, çataldan geliyor, kafeden geliyor. Ne ben kaldı? Ben size bir şey soracağım bu konuda. Sonra. Şimdi
Eğer YouTube'a yazarsanız Old Science Film diye, yani eski bilim filmleri, Pasteur Enstitüsü'nde çekilmiş Kuduz filmleri var. Bir tanesi İranlı bir Kuduz hastası. Abi onu bize seyrettirmişlerdi zaten. Evet, Kuduz hastası çok nadirdir insan Kuduz ama hala görülüyor. Ve film alınıyor, yani nasıl önce yemek yemiyor, yutamıyor. Doktora baktığınız zaman elleri çıplak ve pamukla ağzını siliyor. Çünkü yutamadığı için ağzı köpüklü hastanın. Bu filmler 1930-35 filmleri. Kuduz hastası, yani şimdi böyle bir durumda Pasteur Enstitüsü'nde şöyle bir şey olması lazımdı. Korkunç karantinalar olması gerekiyordu. Ki HIV oldu. HIV'li hastayı hala eldiven takmadan muayene ediyoruz. Çünkü atlaması bize mümkün değil. Yani eldiven de bir şekilde. Bu bir. İkincisi, bugün bir makale yayınlanmış. Baktım hani PubMed'e şöyle yazdım. Face mask and COVID-19. Aman hocam yapma öyle tehlikeli şeyler. Yazdım. Bir adam şöyle bir şey bulunmuş. Demiş ki yani maske demiş. Tam anlamıyla koruyup korumadığını henüz bilmiyoruz. Hakikaten maske %100 korumaz. Çünkü neden korumaz? Korumaz çünkü. Ama koruyucu etkisi var mı? Var. Ama demiş bu bize şunu öğretmesin yani. Sosyal mesafeyi korumayı unutturmasın. Tabii ki. Çünkü demiş ki çünkü maskeye yalancı bir özgüven de kazandırıyor. Taktım evet. Bitti. Bir de yapılan deneylerde maske takma olunuyor ama mesela size ve bana maske takmışlar ama harika şartlarda ve en iyi filtreli maske takılıp deney yapılmış. Mesela 2013, 2014, 2015 yıllarında hacca giden kişiler iki kişi gruba ayrılmış. Birine maske takmışlar, birine maske takmamışlar ve PCR'la rinovirüs, influenza yani grip ve para influenza bakılmış. Takan ve takmayan arasında PCR anlamı bulunmamış, kapma anlamında. Ama altına ne yazmış? Conclusion'da korkmuş. Demiş ki korkar. Ben demiş bunu yaptım ama biz maske takmayı insana öğretmedik. Takın deyip geçtik yazmış. Ama şu anda takıp deyip geçtin zaten. Şu anda maskeler, kimi toz filtresi maskesi takıyor ki korumuyor. Maskelerin içindeki şu andaki o bariyer plastik bazılarında var, bazılarında yok. Neyin ne olduğu belli değil. Esasında yine her zamanki gibi hijyen kuralları uygulanmalı. İşte el yıkama, zaten el yıkamamızın amacı ne burada? Buruna götürürken o virüsü oraya götürmemek. Ama bunun yanında da tedbirler devam etmeli. Havalimanına indiğiniz zaman sosyal mesafe geliyor ama uçakta yan yanasınız. Tamam, bunlar paradokslar, bir şey diyemiyorum. Diyemiyoruz. Hiçbir şey diyemiyoruz. Demek de zorunda değiliz. Yani hayatında bu, her zaman uygulanabilir olmayan yani kuralları var. Koyuyorsun, geçenlerde Mehmet Ali Biran şunu söylemiş. Televizyon demiş bir bilimsel yer değildir. Herkes istediğini konuşur, isteyen istediğini alır demiş. Bir yerde evet. Haklıymış. Yerde biz haklıymış, de rahmetli. Onu oraya koyup bırakıyoruz. Peki şimdi şunu konuşalım. Biz şu anda bir politika var. Bu bir karantina politikasıdır. Uygulanır. Herkes buna uymak zorundadır. Doğru. Bitmiştir. Onun üstüne bir daha bizim burada yorum yapmak. Ben buraya 50 bin tane makale getiririm. 50 bin kişiyle tartışırım. Ama bilimsel şartlarda burası şu anda o değil. Şu anda kabullenip bu işi devam ettirmek zorundayız. Onun için ben de kabullenip devam ettiriyorum. Peki. İkinci soru şu. İkinci soru yine aynı şekilde. Yine mesela bugün Medical Virology'de yayınlar vardı. Birçok haber ajansı da bastı. Hücre kültürü yapmışlar. Hücre kültüründe, hücre biliyorsunuz koronavirüs vero hücrelerinde üretiliyor. Üzerine ne döksen iyi gelmiş. İyot dökmüşler, iyi gelmiş. Ağız gargarası var, çok ünlü. İyi gelmiş. Abi neler iyi gelmiş ya, neler neler, daha neler. Hatta baby şampuan %1'lik o da iyi gelmiş. Gelir abi. Ondan sonra bütün her yerde tabii ki zaten biz virüsleri biliyoruz. En basit ağız çalkalamak bile washout yapıyor ya. Ağzını çalkala şimdi, fırçala dişlerini. Neden dişleri fırçalıyoruz biz? Bir bakteri planı atalım diyor. O zaman diş fırçalamak koronaya iyi gelir. Ağız çalkalamak iyi gelir. Doğru mu? Doğru. Çeşme suyu da iyi gelir. Tuzlu su da iyi gelir. Pahalı gargara da iyi gelir. Doğru. Gelir oğlu gelir. Hatta ben daha da abartayım. Yani neyle çalkalasanız olur yani ağzınızı. Çünkü yıkıyorsunuz. Doğru. Şimdi o pahalı marka öne çıkarılmaya çalışıyor. Hatta yayında o pahalı markanı reklam etmeyeceğim, söylemeyeceğim. Adı yazıyor. Direkt yazmışlar. Ve Medical Virology'de sağlam bir dergide çıkan yayın. Ve öbür şampuanın da ismi yazıyor hatta. Yazar hocam. Yazar. Ama gerçek insan deneyi değil, hücre kültüründe. Ve hücre kültüründe yapılan deneyi sanki gerçekmiş gibi
Yani insanda yapılmış gibi haberler çıkıyor. Şimdi bu başlangıçta, pandemi başlangıcında zaten oradan da kafa karıştı. İnsanlar dediler ki plastiğin üzerinde şu kadar yaşıyor, bilmem ne üzerinde bu kadar yaşıyor, bilmem ne. Şimdi virüs aslında yaşayan bir şey değil. Bir canlı sistem bulacak, onun içerisine girecek. Orada vera hücreleri, başka hücre sistemlerinde, bizde de solunum sisteminde. Ama adam en altına yine yazmış. Efendim biz buradan bunu saptadık ama bunun enfeksiyon yapacağını söylemiyoruz. Bakın yanlış anlamayın diyor. Çok çok prestijli bir dergide yayınlanmış. Ne oldu? Vay, asfaltta da 12 saat kalıyormuş. İşte bilmem ne de 4 saat kalıyormuş. Şeyin üzerine para, millet kağıt paraları yıkadı arkadaşlar. Bildiğiniz yıkadılar. Evde herkes paraları yıkadı ve hala bunu yapıyorlar. Ve hala bunu hatta güzel dizilerle 4 oradan 4 buradan şeklinde seyretmiyorsunuzdur. Sizin tarzınız değil anladığım kadarıyla ama böyle bir takım diziler var. Yani neredeyse şeyin promosyonu şeklinde. Bak hocam, ben geçenlerde kapağı açtım. 5 şey kapağını sulandırdım, havaya tuttum hastanede, kapattım ve PCR yaptırdım. Aspergillus dahil. Hepsi Aspergillus bir mantardır ki en tehlikeli mantar bu. Kemoterapi alanlarda, lösemi, lenfoma, bu radyoterapi alan hastalarda o vardı. Ben hastanede nereden aldım biliyor musunuz? Oradan buradan değil, koridordan. Doğru. Bugün hastanenin koridorlarında havada binlerce mikrop vardır. Çünkü hastanelerde birçok hastanede HEPA filtre yoktur. Bir, iki, hastaneler 10 sene 20 yıl geçti mi her yere kolonizasyon oluyor zaten bir süre sonra. Ha, burada önleyemezsiniz. Şu, siz yine önleminizi alacaksınız. İşte olabildiğince seyrelteceksiniz. Ama onun dışında da yapılacak olanlar bundan ibarettir. Onu da bileceksiniz. Yani bazen çünkü insanlar diğerlerine karşı ya da neyse düzenleyene karşı biraz suçlayıcı davranmaya başlıyorlar. Bunun da bir anlamı yok. O yüzden bunun adı bu. Pandemiya. Ve influenza'nın da anlamı bu. Yani etki ediyor ama ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bir anda geliyor, çekirge sürüsü gibi yerleşiyor. Niye, nereden çıktı bunlar diyorsunuz, bilmiyorsunuz. O yüzden algılamak her zaman kolay olmuyor biliyor. Yalnız o hücre kültürüyle ilgili benim size ekleyeceğim mesela. Buyur hocam. Bizim onkolojide de mesela kullanılmaya çalışılır. O hücre kültürünün genel olarak bir geçerliği yoktur. Klinik uygulamaya yansımaz. Ama bakarsanız o şekilde bulma şansınız olabiliyor. Sorun şuradan kaynaklanıyor. İnsanlar normal koşullarda yapamadıkları şeyleri laboratuvar ortamında yaptıkları zaman ona çok fazla değer atfediyorlar. Günlük pratiği değiştirecek biçime sokmaya çalışıyorlar. Halbuki insan vücudunun, biliyorsunuz, belli bir basınç içinde yaşıyoruz. Şöyle düşünün, yani insan vücudunda en azından kan basıncına baktığınız zaman 120 milimetre basınç var. Bizim peki etüv sisteminde, besiyeri sisteminde o basınç var mı? Var mı hocam basınçlı besiyeri sistemleri? Hayır. Yok. Açık hava basıncında. Açık hava basıncındasınız. Dış hava, dış orta atmosfer basıncında çalışıyorsunuz. O yüzden bunların tıbba uyarlanabilirlikleri zayıf. Yani siz istediğiniz kadar yapın, istediğiniz kadar bulduk değil, uyarlanabildikleri zayıf. Onkolojide hiç olmadı, kanser alanında hiç olmadı. Ama virolojide, immünolojide, bir miktarda olsa mikrobiyolojide özellikle, moleküler biyolojide zaten uygulanabilirlikleri ya da neyse erişilebilirlikleri, yapılabilirlikleri var. Ama diğerlerinin bizim onkolojiye bir tedavi katkısı bulunmadı. Neyse, sonuçta bir süreci yaşayacağız. Bu süreci şu an ne zaman biteceğini bazen soruyorlar insanlar. Genel bilgi olarak aktarayım kendi görüşüm. Nedeni şuradan kaynaklanıyor. Yukarıdan gelen bir ses var. Siz o ekoyu dinliyorsunuz. Eko hala çok güçlü. Ses hatta doğrudan sahibinin sesi şeklinde konuşuyor. Sahibinin sesi demektir ki yani bu Haziran falandan önce bir şeye varmayacağız biz diyor. Ondan sonra da bakarız hatta diyor, yani gelecek yılın sonuna doğru falan bir şey olur mu? Bunu değiştirebilecek dünyada şu an seyir olarak bir seçim süreci var. O seçim sürecinin sonuçları bu volanlanmış sistemi değiştirebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçiminden bahsediyorum. Tahmin edildiği gibi sonuçlanırsa o zaman zaten olay farklı bir yöne girecek. Siz bir sonraki jenerasyon gardınızı alınız. Çünkü bu yapılan işlemin esas etkisi sağlık mağlık falan değil. Başka şeyi düzenlemeye çalışıyorlar. Siz gardınızı alınız, iyi öğreniniz. Okuduklarınızı hazmediniz. Öğrenmediğiniz şeyi ezberleyerek geçmeye sakın çalışmayınız. Şeklinde genel bir şey konuşması yapmış. Evet, hakikaten hani mesela hücre kültürü çalışmalarını dışarıda yapıyorsunuz. Hücreler var. Kanser hücresi mesela, karaciğer kanseri ya da beyin tümörü. Ona ilaç ekliyorsunuz ama orası gerçek bir saha değil ki. Çay da koysan orası öldürür. Neden? Çünkü çayın ozmolaritesi değişik, pH'i değişik.
Belki ondan ölüyor. Her şey yapsan ölür. Yani limon tuzu da öldürür. Sarı kantaron da öldürür. Yani onun için hücre kültürlerinde yapılan şeyler kesinlikle insanı taklit etmiyor. Yani bu da bir gerçek. Yani bir tamam bilim yapıyoruz da bilim kümülatif bir şey. O yapıyor, o yapıyor, o yapıyor. Hepsi toplanıyor. Büyük bir bulut oluşuyor ve oradan bir şeyler ortaya çıkıyor. Yani bu böyle hani yaptım oldu diye bir mantığı zaten bu şekilde doğru değil. Ama biz belki de bu bilimsel çalışmalara henüz çok alışmadığımız için her bulunan şeyi böyle bir yankı olarak değerlendiriyoruz. Çünkü daha ona alışkın değiliz. İkinci sorum, interferon. Yapılan çalışmalarda vücuda ilk virüs girdiğinde işte burna ve ağza giriyor virüs. İnterferon onu durduruyor. Çünkü virüsün tekrar çoğalmasını önlüyor. Ve bazı insanlarda interferon yanıtının ya hatalı olduğu ya da yapılamadığı ortaya çıktı. Ve bunların hastalığı daha ağır geçirdiği, akciğere doğru indiği gözlendi. Şu biz interferon dediğimiz şey de çok ilginç bir şey. Arttırmanın çok basit yolları da var. Ay. Çok basittir ki, şimdi diyorlar ki interferonu arttırmalıyız. Ona baktığınız zaman da ama biraz siz içtiğiniz çorbayı da ya bu bana iyi gelecek diye içtiğiniz zaman interferon yanıtı 5 katına çıkıyor. Bunun en güzel örneği de sihirler. Sihir okuttuğun zaman geçiyor. Birini okutun sihiri ya da ben size ben bazen sihir geliyor bana. Şekerli su yap diyorum. İç bunu. Kalanı da diyorum. Sakın diyorum çay dökme. Lavaboya dökme. Kapının önüne dök diyorum. Neden? Onun anlamı var diyorum. Ona bir inandığımız sihirler geçer. Çünkü o interferon yanıtıdır. Yine olay döndü dolaştı esasında. Evet. Sevgili hocamızın söylediği birazcık neye geldi? Kelle paçaya geldi. Kelle paçaya yani. Geldi esasında bir biraz şeye daha. İnanarak yaparsanız. Bir şey inanarak yaparsanız. Biyolojik mantığı da olabilir ama inanarak yaparsanız katlanarak büyüyor. Evet. Çünkü bu kontrol edebiliyor. Yani siz olmayacak bir şeyi eğer içinizde o gücü hissediyorsanız o an için kaldırabilirsiniz mesela. Böyle tarihte çok fazla. Sefillerde hatırlar mısınız bilmiyorum. Jean Valjean bir araba devrilir. O arabayı kimse kaldıramamaktadır. Altına girer, o güçten bir kaldırır. Tek başına koskoca bir arabayı yerinden kaldırıp altındakini kurtarabilir. Niye? Çünkü öyle olduğunu içinde hissediyorsa olur. İnsan bu düşünce biçimini bir şekilde inanarak hakikaten yaparsa o zaman oynatamayacağı dağlar yoktur. Canan Hoca da yani aslına bakarsanız evet dağları oynatabiliyor. Ama söylediği şeyin biyolojik karşılığı da var, onu da unutmayın. Biyolojik hatta, karşılığı var, zararı da yok, onu evet, da unutmayın. Mesela yani buradan da Karatay Hoca'ya bizi dinliyorsa ikimiz de sevgilerimizi gönderiyoruz ve burada elini öpüyoruz kendisinin. Gerçekten de bu doğru. Ve çok ilginç bir şey daha var. Çok pahalı firmaların immün sistemi aktive ediyor, bağışıklığı canlandırıyor diye sattığı beta glukandı ki mantarların hücre duvarında bulunur. Esasında içtiğimiz çorbalardaki hiyalüronik asit yani kemikleri kaynattığımız zaman oradaki jelin adı da glikozamine glikandır. Pek de birbirine benzer yani. Baktığın zaman esasında daha gitmişsin onu kapsül halinde yutmuşsun ki pahalı. Kapsül halinde yutarsanız pahalıdır arkadaşlar. Evet ama Türkiye'de. İçtin mi de ucuz kardeşim, oradan bir gidip bana bir kelle paçayarak içi veriyoruz arada. Doğru. O dediğiniz hikayenin aslında bir de böyle bir ticari geçmişi var, onu da size anlatayım. Çünkü biz bunların içinde büyüdük. Farmakolojide sevgili arkadaşımız Ergun bitirdi. Bu adam hakikaten sıra dışı, böyle çok inanılmaz bir doktor olmasına rağmen her konuda çok bilgili, yetenekli. Benim gördüğüm Türkiye'deki ilk ilaç, yerli ilaç ruhsatını aldı. Bir maya ekstresiydi. Piyasaya girdi. O ruhsatla girdi. Bağışıklık sistemini güçlendirir diye. Dediğin gibi yani bir çorbayla alınabilecek olan şeyi kapsül haline getirip mükemmelen sattılar. Sonunda firma da satıldı. İlacın adı firmanın adına dönüştü. Yollarına devam etmeye başladılar. Bazen de böyle oluyor. Yani aslında günlük şeyde Hipokrat'ın zamanından kalmış olan laf, işte yedikleriniz ilacınız olsun, besinleriniz bir şekilde o şekilde iyileşebilirsiniz ancak tarzında açıklamanın bugün de geçerliliği var. Biz bunu düşüne düşüne şey yapa yapa anladık sonunda ve yediğinizin içtiğinizin de vücudunuza etkisi olacağını, dolayısıyla siz ne kadar kendinizi sağlıklı tutmak için çaba gösterirseniz ve tabii dinamik olursanız aynı zamanda hem bu açıdan hem kaslar açısından, akli dinamizmle fiziksel dinamizm birbirinden farklı şeylerdir. Millet şu an fiziksel dinamizm istiyor. Aşağıda da var salon, işte herkes boş bantta koşuyor abi. Niye koşuyorlar bilmiyorum. Boş bantta koşuyor. Evet abi, bantta açık, önü ucu açık, ufku açık koşuyor. Koş da ya, bari sokakta koş. Gözün iki şey görür. Ben şimdi diyorum ki acaba diyorum süt mü sağdırsak? Yani daha böyle olur. Daha hani işlevsel olsun. İşlevsel olur ya. Madem
Değil mi? Orada boş bantta koşacağını. Ama işte o zaman da şey diyorlar. Diyorlar ki nasıl adam canım bu falan diye hemen. Şimdi şöyle bir şey var tabii. Ben biraz daha yukarıdan bakayım olaylara. Şimdi herkesin bir ekolü vardır. Ekol denen bir şey var kardeşim. Yavuz Dizdar'ın bir ekolü vardır. Estağfurullah. Tabii canım Karatay Hoca'nın bir ekolü var. Oytun Erbaş'ın bir ekolü var. Şimdi bu adamlar Amerika'da böyle mesela. Sevgili Mehmet Öz mesela. Bir ekolü var mesela. Doğru. Doğru mu? Doğru. Mesela Öz der ki, Öz her gün şovuna bir şey çıkarır mesela. Der ki işte çiğ kahveyi yapar o gün. Der ki zayıflamada kullanabilirsiniz der kafeyi kasıtı. Hakikaten doğru. Olabilir. Doğrudur. Doğru. İşte bir gün işte şey yaptırdı işte tuz inhalasyonunun özelliklerini gösterdi. Mesela ben bazen programa bakıyorum onu, ilginç oluyor. Bir ekoldür bu ve bu halka mal olmuş bir ekoldür. Yani anlatır. Şimdi herkes her şeyi anlatamaz. Bir insan bir şey bilebilir. Hafızası iyidir. Birçok öğretim üyesi var hoca. Okur buradan. Al, okuyayım ben size buradan. Anatomi kitabı göstereyim ben size. Yani açalım. Ya hemen böyle konuşayım bak. Hemen size konuşayım. Prostatta bölümleri, prostat kanseri nasıl olur? Prostatta kriste retralis, kolikulis seminalis, utikulis prostikus, ductus prostatici, ductus ejaculatoris gibi bölgeler bulunur. Özellikle ulla vezikal. Ben buna bir başlarım. Kimse bir şey yapmaz. Abi, sabata mı? Sabata hocam. Sabata. Şimdi burada önemli anlaşılır olmaktır. Türkiye'de Yavuz Dizdar olsun, Oytun Erbaş olsun, daha hocam bizim Ahmet Rasim Hoca olsun, ondan sonra Osman Hoca olsun Müftüoğlu, Karatay Hoca olsun. Bunlar anlaşılır bir şekilde bir şey anlatmayı başarmışlardır halka. Ve kendi yorumlarını, yine mesela Osman Hoca, Osman Erk geldi geçenlerde. Daha hatırlayamadım hoca vardı, kırılmasın, darılmasın. Bunlar anlattı ve halka bir guide olmuştur. Mesela hoca şunu demiştir zamanında, ben hatırlıyorum. Ya kardeşim bak, bu ilk defa şu çevresel kirliliği ve bu kirliliğin yarattığı bazı şeyleri sen söyledin mesela. Ya bu mesela daha şey yoktu ortalıkta. Çevresel kirliliğin işte sıkıntılarını. Ondan sonra mesela ben hatırlıyorum, eskiden beyaz et mi, kırmızı et miydi? Herkes beyaz et iyi derdi. Sonra mesela ben şimdi son bir yıldan beri bakıyorum, beyazla kırmızı arasında hiçbir fark olmadığı, işte kolesterol değerleri şudur budur aynı oldu ortaya çıktı. Eskiden mesela hatırlarsınız değil mi 10 sene doğru, önce? Öyle. Hani damar sertliği hastanede şöyle şey yapmışlar. Evet. Kırmızı mı beyaz mı? Aman abi kırmızı da uzaktır, beyaz pek iyi diye veriyorduk. Demek ki bazı şeylerde değişmesi gerekiyor, yorumlar değişmesi gerekiyor. Yani şimdi ben bazen bakıyorum televizyonlara, hoca anlatıyor mesela. R katsayısı falan anlatan var mesela. Böyle hani ben de anlatacağım Reynolds katsayısı falan böyle. İşte Jack R oraya değil. Biz de biliyoruz R olmadığını. Bir de bizim meslek grubunda bir atışma vardır hep. Sen tıp 1 olacaksın şimdi. Sıfırdan 1'e geçmiş daha. Yeni daha yaptım. Bizim meslek grubu şöyledir mesela. Hocam bu beyaz. Hayır. Emin misin? O siyah. Nereden siyah? İyi bak falan. Yani biz böyle meslek grubunda bir tartışma var bizde. Yani doktor tabii. Arasında biz bunu yapıyoruz. Buyurun abi. Şimdi o şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Az evvel Oytun Hoca'nın size bunu gösterdi. Bakın şöyle bir şey yapayım. Bakın bir yön içinde şekiller var. Bir yön tanımlar var. Bir yön açıklamalar var. Çok güzel çizimler var. Ben bunun 1865'in orijinal baskısını gördüm. Bu Sobota Beher 1865 baskısı. Fransız baskısı Paris'te basılmış. Bizim anatomi ana bilim dalında var. Bunun bütünü bir betimleme sanatıdır. Sakın zannetmeyiniz ki bunu olağanüstü bir bilimsel bilmem ne. Adamlar oturmuşlar, uğraşmışlar. Öncek cincek bunları çıkartmışlar. Ondan sonra çizmişler. Sonra betimlemişler, yazmışlar. Bir manzaranın tasviri gibi işte orada dağlar uzanıyor, burada ormanlar var falan. Ve sonunda bir şey olmuş. Bu da kitaptır demişler. Al sana anatominin kitabını verdik. Şimdi anatominin tek başına bir anlamı yok. Anatomiyi anlama kavuşturacak olan branş orası. Fizyoloji yapıyordu. Sonra ne oldu ama 1900'lerin başlarında fizyoloji durmuş. Yani o savaşlar falan araya girdikten sonra adamlar fizyolojide çok fazla anlam arayışına artık daha fazla girmemişler. O yüzden tıpla ilgili mesela heves sahibi olan genç arkadaşlarımıza direkt bir şey şudur. Bilimler içerisinde ikiye ayrılırlar. Bir tanesi mühendislik bilimleri, yani şu kalemi yaparsın şu kadar esner, bu kadar bilmem ne, şöyle yaparsan kırılır. Bunların hepsinin katsayısı falan vardır ama tıpta böyle bir katsayı falan yoktur. Çünkü insan kendini anlamaya çalışmaktadır ama bu betimlemeyle olmaz. Manalandırmak, anlamlandırmak gerekiyor. Anlamlandıramazsanız, bakın siz moleküler biyologsunuz. Nükleik asit sırası belli mi? Belli. Bazların sırası belli. İşte bilmem kaç tane milyar baz var. Onlar da belli. E abi okuyabiliyor muyuz? Yok okuyamıyoruz. Ne yapıyoruz peki? O zaman parça parça alıyoruz. Birbirleriyle karşılaştırarak analiz ediyoruz ama
Hiyeroglif okuması mümkün olduysa eğer tıp da kayıp dili okuyabilir. Benim hep söylediğim bu. Bir hiyeroglif gibi sizin elinizde alfabenin harfleri belli ama anlamı bilmediğiniz için sadece betimleyerek gidiyorsunuz. Bir kere anlamı yakarsanız tıpçı arkadaşım, o zaman buradan çıkacak olan ekmek çok büyük. Ve bunu her an yapmak mümkün. Genç kuşağı o yüzden özellikle tembihliyorum, aman çocuğum iyi okuyun, iyi anlayın. Çünkü bir kere anlamına vakıf olursanız koskoca o hiyeroglifler, papirüsler falan bir tek kelimeyle çözülüyor. Bir kralın adı. Bir kartuş içinde olduğu için sizin yaşınızda 20 küsur yaşında Şampolyon bir kelimeyi Latince karşılığını, Yunanca karşılığını aynı kartuştan bulunca sesleri çıkartıyor. 5 yıl içinde hiç konuşulmayan dili okuyor. Ama bunun için Kıptice öğrenmesi gerekiyor. Bu tıpta da mümkün. Öyle bir mümkün ki dünya size şapka değil yerlere eğilir. Çünkü adamlar yapmışlar. Ben oradan anladım. Yani kırmızı et beyaz et meselesi değil. Adamların yaptığını biz tıpta yapamıyoruz. Siz de moleküler biyolojide henüz yapamıyorsunuz. Ama bir virüs mesela yapılabilir mi? Yapılabilir, evet. Birleştirirseniz olur. Niye olmasın? Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gelelim, şu bu soruları bitirelim ki sonra diğer konulara geçeceğim. Şimdi mesela gerçekten her virüs her insana gerçekten etkilemez. Mesela HIV bulaşsa bile %1'e dokunmaz çünkü siz doğuştan ona dirençlisinizdir. Yani çünkü mesela herkes uçuk olmaz mesela. Ben hayatımda hiç uçuk çıkarmadım. Sen çıkarmış olabilirsin. Mesela bir stres olduğunda hemen uçuk olanlar vardır mesela. Ben hiçbir zaman da mesela gidip baktığımda o şeye karşı, her insanın bazı virüslere karşı direnci ve farklılığı vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu hep olmuştur. Mesela dünyada veba salgında vebadan herkes ölmemiştir. Kolera da öyle. Kolera da herkes ishal olur ama kistik fibroz çocuklar olmaz. Neden? Çünkü onlar zaten ishal olamazlar. Klor kanalı yok. Ne olmuştur Avrupa'da? Kistik fibrozistler ölmüştür, yaşamıştır. Normaller ölmüştür. Kistik fibrozistler doğal seleksiyon olup hayatta kalıp devam etmişlerdir. Örneğin Afrikalı Amerikalılar. Afrikalı Amerikalılar Amerika'ya taşınırken Afrika'dan denizde uzun günler gitmişlerdir. Su ve tuz tutabilenler vücudunda yaşamışlardır. Ama şu anda Amerika'daki zenciler hipertansiyon hastasıdır. Hepsi böbrek hastası. Neden? Tuzu atamıyor vücudundan, suyu atamıyor. Onun için Amerika'da hipertansiyon demek zenci hastalığı demektir. Sıtma olan bölgelerde biliyorsunuz sıtmaya karşı direnç yaratan işte talasemi genleridir. Talasemi olanlarda Akdeniz anemisi ya da işte bizim orak hücre anemi sıtmaya karşı dirençlidir. Ne olmuştu? Normaller ölmüş, onlar kalmıştı. Onun için mesela bizim hala Adana'da, Antalya'da, İzmir'de hala sıtma bölgesinde ne var? Akdeniz anemisi sıktır. Yapılan çalışmalarda yine koronanın da herkes aynı şekilde tutmadığı, farklı genetik varyasyonlar olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun özellikle Güney Asya'da, Pakistan'da o Neandertaller genlerinin eski genler daha iltihaba yatkın ve akciğer ödemi iltihabı yapıyor. Onun için Bangladeşli, Pakistanlılarda ölüm oranının daha fazla olduğu, Avrupalılarda Neandertal genlerinin fazla olduğu bilinmekte. Mesela Afrikalılar Neandertal geni yok. Onun için adamlar bunu oturup yayınlamışlardır falan falan filan. Gelelim bu konuya. Herkes her hastalığa aynı şekilde duyarlı değil midir? Buyurun hocam. Yok, değildir arkadaşlar. Birkaç nedenden ötürü. Bir tanesi genetik bir yapı var. Onu kabul ediyorum ben de. Ben çünkü genetik konusunda genetiğin böyle her şeyin üstünü örtebilecek büyük bir örtü haline getirildiğini düşünenlerdenim. Niye söylüyorum? Adam bilmem ne oluyor, bilmem ne oluyor, hastalık var mı ailede diyorsun, ya bir tane bizim işte eski akraba o genetikmiş diyor, olayı kapatıyor. Beri yandan olabilecek diğer olasılıkları göz ardı ediyorsunuz. Genetik öyle bir yerde epigenetik üzerinden aslında kadere bağlanıyor. O ne diyorsun? Epigenetik, yani bunları da düzenleyen başka bir sistem var. O nedenle genetik ama yine de göz ardı edilemeyecek bir özellik. Bazıları bazı şeye duyarlı, bazıları bazı şeye duyarlı değil. İkincisi insanın kendi vücuduna olan bakımı. O bakım aslında günlük yaşam içerisinde sürekli edinilen bir şey. Sabahtan akşama oturup da hiç vücuduna bakmayan ya da doğru düzgün yediği şeye dikkat etmeyen birinin tabii ki bir hastalıktan çıkma olasılığı garip bir şekilde daha düşük. Ama bir yandan uzun yaşama olasılığı da daha fazla olabilir. O yüzden baktığınızda Avrupa'da mesela yaş çok yükseliyor ama o yükselmiş yaş sağlıklılık anlamına gelmiyor. Yani bir şeyin çok fazla çalışmasını yapmışlar, çok fazla okudu. Mesela gıdadan bilmem neyi eksiltiyorsun, fareler daha uzun yaşıyorlar.
Sadece beslenmedeki bir faktörün eksilmesinden, ama o fareler daha sağlıklı değiller. Hastalık geldiği zaman onları daha çok götürüyor. Bu virüsün yarattığı tahribatta belli gruplarda ağırlık gösterdi. Türkiye'de çok fazla tahribat olarak aslına bakarsanız çok fazla etkilenmedi. Niye? Çünkü bizde karmaşık olan bir yapı var. Biz çok izole değiliz. Bir Avrupa ülkesini düşünün, girişi çıkışı şey değil. Adamlar, hele ada ülkesi falansa, İngiltere gibi, Birleşik Krallık gibi, hiç kimse girip çıkmıyor. O zaman ne oluyor? Bunlar orada çok ari pozisyonda kalıyorlar. Çok saf kalıyorlar. Ama bizim gibi sürekli nüfus hareketlerinin olduğu bir bölgede insanlar birbirleriyle eninde sonunda flora olarak uzlaşıyorlar. Bir faktör daha var, o da yaş faktörü. Bazı hastalıklar yaşla birlikte yapı değiştiriyor. Mesela lenfoma denen hastalık grubu bir çocukluk çağında görülüyor, bir de 50 yaşlarında görünüyor. Atıyorum şimdi, ben de unutmuş olabilirim. Ya da uçuklar mesela söyledi, bende hiç olmadı dedi. Doğru, olmamıştır. Olmaz da bir daha. Ama olup da sonra geçip de ondan sonra en ufak bir stres anında da sürekli çıkan şeydir uçuklar. Strese girdiğiniz anda çıkıyor. Sizin o yüzden burası vücudunuzun bütününü kontrol edebiliyor. Bazı hastalıklarda sizin etrafınızda olmasına rağmen özel koşul gerçekleştiği takdirde aktive oluyor. O da soğuk algınlığı mesela. Aslında o virüsler hep var. Rinovirüs var, rinovirüs var. İnfluenza var. Bunlar var hep zaten. Ya bak diyorsun ya, havaya tuttu diyor hocam. Hani havaya tuttum şöyle diyor. Aspergillus üredi diyor. Var zaten. Ama uygun konak bulamadığı için bir şey yapamaz. Aslında her şey her yerde var. Uygun konak oluşursa, uygun ortam oluşursa o zaman faaliyete geçebilir. Tabii AIDS olduğu zaman T lenfosayın 400'ün altına düştün mü o gelen geçen bir çarpıyor sana. Yani kendiliğinden enfekte oluyorsun zaten. AIDS'in problemi o. Bir soru daha. Şimdi herkes şunu söylemeye başladı. Şu anda bir ilaç yok koronaya karşı, bir aşı da yok. Diyorlar ki acaba mesela bugün bir şey çıkmış. MMR yani measles, mumps, rubella yani kızamık çık ve kaba kulak aşısı koronaya karşı korur mu? Karma aşı. Hatta bazısı diyor ki influenza aşısı yani grip aşısı korur mu? Çünkü initial immunity dediğimiz, o başlangıçta program anlattım ya, her türlü aşı interferonu arttırıyor. Herhangi bir yani bağışıklığı güçlendiriyor. O da en direkt yolla bunu yapar mı diye aşı firmaları şimdi tekrar bir aşı pazarına dönüştürmeye çalışıyor. Dönüştürecekler. Ne diyorsunuz hocam, buyurun? Dönüştürecekler. Şimdi aşı piyasası tahmin ettiğiniz gibi piyasa değil. Diğer ilaç firmalarına göre daha farklılar. Niye? Çünkü çok büyük kütle üretimi yapmak zorundalar. Olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde bu bandı aktive etmek zorunda. Yani adam bir anda 200 milyon doz üretmesi gerekiyor. 6 ay içinde 200 milyon dozu üretmek zor. 200 milyon çorba değil bu çünkü. O ayrı bir yerde hazırlanıyor. İrlanda'da bir tesisi göstermişlerdi zamanında, kulakları çınlasın. Birçok büyük laboratuvar, çok büyük üretim tesisi, uzaydan görülebilir demişlerdi. Hakikaten uydu görüntüsünde tesis görülebilecek kadar büyük bir alan. Fakat prensip olarak baktığınızda herhangi bir temiz, steril fabrikadan bir farkı yok. Tek farkı var, çok büyük miktarda üretimi yapabiliyor. Aşı firmaları başlangıçta olaya temkinli yaklaştılar. Çünkü bir aşının geliştirilmesi her zaman kolay değil. Özellikle çok seçici olarak sadece hastalığı engelleyip hiçbir yan etki. Çoğunlukla aşıların kendisi yan etki yapmıyor. Aşının içerisine koyduğunuz mesela kızamık virüsüne ait bir epitop koyuyorsunuz. Bir moleküler bileşen koyuyorsunuz. O bileşene karşı uyarılma istiyorsunuz. Fakat o bileşen normalde insan vücudu uyarmıyor. Uyarıyı sağlayabilmek için bunun içerisine metal yağı karıştırmak gerekiyor. Bunun prototipi Freund adjuvanı denen bir şey. Freund adjuvanını içine katarsanız o zaman yanıt veriyor vücut. Aksi takdirde onu içmenizin bir anlamı, derinizin altına zerk etmenizin bir anlamı olmuyor. Ama o Freund adjuvanı denilen şey de metal. Metal içermek zorunda ve özellikle de ağır metal içermek zorunda. Bu sefer insanlar vay efendim içine alüminyum koydular işte civaka, öbür türlü olmuyor. Çünkü alüminyum zaten en eski acuvan yani. Acuvan bu, başka yolu yok bunun. Bağışıklığı arttıran bir şey. Katalizleyen o. O olmazsa bu kadar güçlü bir yanıt elde edemezsiniz. Ama o güçlü yanıtta öyle bir dengede tutacaksınız ki illaki bütün organizmaların birbirlerine benzerliği vardır. O benzerlik nedeniyle aşı dönüp sizi de vurabilir. Yani
virüse karşı yaptığınız aşı sizdeki ufak tefek benzerliklerden yola çıkarak sizde de otoimmüniteye, kendi kendine bağışıklığa neden olabilir, yol açabilir. Nitekim bunun örneklerini daha önce birkaç tane aşı denemesinde çok fena yakaladıkları, yaşadıkları için temkinli yaklaşmak zorundalar. Bir anda biz buyurun çıkartırlar hocam. Kesinlikle çıkartırlar ama güvenliliği konusunda garanti veremedikleri için şu ana kadar çoktan bulmuşlardır. Tabii. Ama güvenliğinin garantisini veremezler. Mesela yine influenza mesela çok gerçekten de öyle. Bazen hocam dediği gibi aşının yarattığı öyle bir bağışıklık yanıtını kuvvetlendiriyor ki birden sizde bir MS çıkabiliyor ya da MS'in ağırı olan ADEM çıkabiliyor. Demiyelinizin hastalık dediğimiz beyindeki o yağlı miyelini bozuyor. Ya da Guillain-Barré çıkıyor aynı miyelini bozuyor. Aşı öyle kolay bir şey değil. Çünkü hani iki tane insan var. Aşı savunucuları, aşı karşıtları. Esasında ikisi de yanlış. Doğru. Aşı elimizdeki çok güçlü bir silah. Doğru endikasyonda doğru yerde. İlaçlar gibi. Her gün ilacı yutarsan mahvolursun. Yani bu hani insanlar her şeyi yutuyor ya öyle bir şey oluştu. İşte ne geçirse eline yutuyor esasında. Bu bilinçli hekimlerin elinde olması gereken bir şey. Ben her zaman şunu söyleyeceğim, yine altını çizeceğim. Herkes doktor olur ama herkes hekim olamaz. Bunu ben her zaman söyleyeceğim. Ha, bunu işte yine bizim herkes ya işte öyle şey. Abi bu bir şeydir. Bu bir görüş değil. Bu artık bu herkesin kabul ettiği bir şey. Çünkü hekimlik bir sanattır. İçinde eğitim var, görgü var, deneyim var. Birçok şeyin oluşturduğu bir şey. Var, bir felsefe var. Her olmaz, şey var. Olmaz zorunda yani. Yoksa olmaz. Aynen öyle bir durum. Biz bu konuyu artık yavaş yavaş kapatıyorum. Korona, annem Mehmet diyor, maske, mesafe ve temizlik. Ve biz de heyecanla bekliyoruz. Vallahi bugün temizlik yapmışım. 6 aylık temizliği. Yaptınız mı hocam? Peki sokuştum. Ondan sonra bu konuyu buradan atlıyoruz. Şimdi hocanın genel bizim tartıştığımız konulara geliyoruz. Siz de bir sonraki turda istediğiniz soracaksınız. Şimdi hocam her programda ben doktorlara soruyorum. Şimdi neyi soruyorum biliyor musunuz? Biz acaba bazen hastalıkları aşırı mı overestimate ediyoruz? Yani overestimate şu demek, kelime anlamı. Çok mu fazla ilaç veriyoruz? Çok mu fazla mıncıklıyoruz? Şimdi neden söyleyeceğim bunu? Amerika'da yapılan istatistiklere baktığımız zaman Amerika'da en sık ölüm sebebi damar sertliği, kanser ve 3 ve 4'e tıbbi komplikasyonlar yerleşmiş durumda. Süper. Orada iyice yerleşir. 230 bin ölüm. Bakabilirsiniz. Yıllık Amerika'daki tıbbi komplikasyon. Tıbbi komplikasyon şu. Yanlış ilaç, yanlış ameliyat, yanlış yoğun bakım. Yanlış. Mesela yoğun bakımda hasta yatırıyorsunuz. Hastanın öksürük refleksi yok. Aspire ediyorsunuz. Aspire ettiğiniz zaman sokuyorsun boruyu. Nefes borusunu. Nefes borusunun içinde birden vagus siniri bir aktif oluyor. Kalp hızı küp diye düşüyor. Arrest oluyorsun. Mesela yapmak istediğin şey İyi bir şey. Hastanın solunum yolunu temizliyorsun. Ama herkesin kalbinin duyarlılığı farklı. Doğru. Adama safra yoluna stent takıyorsun. Pankreas kanseri. Stenti şişirdi mi iç organda birden yine o vagus siniri aktive oluyor. Bir bakıyoruz hastanın nabzı küt diye 10 EKG düz geçiveriyor. Sen iyi bir şey yapmaya çalıştın. Hadi bakalım sorun. Örneği bu, bilerek mi verdin? Ben hiç de bilerek vermem hocam. Yok, örnek birisini anlattı. Biliyorum hocam. Ünlü birisini anlatıyor hocam. Evet, hoca da biliyor. Bunu burada söylememiz doğru olmaz. Hoca da bunu biliyor. Hatta daha çok zengin bir ölen var. O da Türkiye'deki büyük bir holdingi sahibi. Mesane kanseri ama aynı anda böbrek kanseri var, atlanıyor. Çünkü bunlar senkron tümör deniyor. Mesela şöyle olur. Sigara içiyorsun. Dil kanserin varsa gırtlak kanseri de vardır. Gırtlak varsa akciğer de vardır. Çünkü aynı yol. Olasılıkta artar. Bizim tıp işi nasıl biliyor musun? Bizim tıp işi şöyle. İyi doktor olacaksın, çok mıncıklayacaksın, duracağın yeri bileceksin. Hani çok önemli. Mesela şimdi ben geldim. Hocam merhaba, geçen bir hasta gördüm ben. Ya dedim neyim var? Midem ağrıyor dedi. Ne var işte basit. Kilo kaybım var mı? Yok. Alarm durumu yok. Hani bir mide kanseri olacak gibi değil. Ya gastritsin dedim. Sigara da içiyor. Bırak şunu dedim. Ben endoskopi yaptırdım dedim. Kaç defa dedi? Bir 10-12 oldu dedi bu. Ya sen dedim kaç yaşındasın da 12 oldu. Hocam ben her ay 2 defa yaptırırım dedi. Her ay? Her ay. Böyle gidiyor bu. Hop bidik hop bidik böyle. Bunu, ya dedim bu normal değil. Aşırı miktara tetkik yapmak bir komplikasyon. Örneğin anjiyo. Anjiyo damarları incelediğimiz en iyi tetkik metodu. Veriyorsun damardan şeyi iyotla opağa. Bütün damarları gösteriyor ama sen o damara girdiğin zaman içindeki o damar sertliği plaklarını yerinden kaldırabilirsin.
beyni emboli attırabilirsin. Böbreğe emboli attırabilirsin. Bir anjiyonun bugün ölüm riski 1/10.000 ile 1/1000 arasında değişiyor. Çok küçük bir işlem değil mi? Ama onun da riski vardır. Hocam BT'nin riski var mı? Var. Çok kolay bir şey anlatayım. Daha yakınlardan attım. Çok basit bir iyot alerjisinden sen çok basit bir tetkik yapılırken orada sıkıntıya düşebilirsin. Onun için herkese tetkik değil, gerekli tetkik yapmak lazım. Şimdi hocaya ben şunu soracağım. Hocam bu kadar büyük bir piyasada biz tıbbi olarak baktığınız zaman gerçekten nerede hata yapıldı? Bunu böyle bir özetleyebilir misin hocam? Nerede hata yapıldı sizce medikal piyasada? Medikal piyasada başlangıç aşamasında hata yapıldı. Her yerde aslında aynı hata yapıldı. Tıpta kaldırmıyor. Başka yerlerde de yapıldı. Eskiden işte bir gömlek, bir hırka falan, bir lokma falan diye giden bir zihniyet vardı. Arkasından bunun üzerine biraz çeşitlilik oldu. Ya işte parka da oluyormuş dendi. Bir kazak falan. Bunun başka rengi var, öbür dokuması var, deseni var. Hadi size kombin yapalım falan demeye başladılar. Market alışverişi. İşte market alışverişi gibi bu büyümeye başladı. Arkasından yalnız şöyle bir şey oldu. Bunların hastalık konusunda bir beklentileri olduğu anlaşıldı. Yani özel hastaneyi siz kurarken buraya kim gelir diye bir sorgulamanız lazım. Sen iyi bilirsin hocam. Aslında duymuşluğundan bilirsin, içinde değilsin. Çünkü bir özel hastanenin çalışmasının prensibi oraya ya hakikaten o işin erbabı olup herkes tarafından tanınan birini bulacaksın. Ya iyi halkla ilişkilerini yapacaksın, PR çalışmasını yapacaksın. Yani burada mesela İstanbul'daki bütün direklere afişe asılan özel hastaneler var. Bütün direklere. Etilerinden Beylikdüzü'ne kadar her tarafa donattılar. Bu bir PR çalışmasıydı. Ya da aslında bu şekilde olmaz. Şöyle yaparsın. İki ayaklı bir sistem koyarsın. Sistemin bir tarafında doktor normal hastanesindedir. Ama buradaki fazlasını ya da imkanı olup da daha iyi koşullarda olmak isteğini bu tarafta da görmeye başlar. Bununla birlikte yapabileceğin özel hastane Türkiye'de İstanbul koşullarında ben size söyleyeyim 5'i geçmez. Yani bir tane Nişantaşı'nın göbeğinde vardır. İşte bir tane bilmem nerede vardır. Bir tane bizim Şişli'de işte birkaç tane eski hastane vardır. Bütün piyasayı bu kadarı aslında idare edebilecekken bir anda bir artış oldu. O artışın bir ucu aslında bu pandemiye değiyor. Çünkü sağlık sigortası yapmaya başladılar. Bize de mesleki sorumluluk sigortası getirdiler. Niye? Çünkü Amerika hata yapıldığını anlamaya başladı sonuçta. Aynen. Ama bunların hepsi fon toplamayla sonuçlandı. Sağlam fon toplamaya başlıyorsunuz. Yani insanlara ikinci bir sigorta, özel sigorta yapacağım sana diyorsun. Şimdi hanımefendiye ben özel sigorta yaparsam bu özel sigortayı elbette sonunda bir şekilde işleme sokmam lazım. Nasıl yapacağım bunu? Siz bir gelin bakalım diyorsun. Bir check-up niyetine, bir kan değerlerinize falan bakalım. Arada işte bir de ya bir ultrason yaparsak ya bak işte burada da nodül var zaten dediğin anda gerdanlık takılır. Yani orayı kesip alırsınız. Bu ne oldu? Döngüyü bir anda yükseltti. O hata, piyasalaşma hatası Türkiye'de en az 15 yıl önce falan yapıldı. Piyasalaştırdılar. Şimdi bir yığın şey piyasalaşırken futbol takımlarına kadar. Eskiden bir amatör ruh vardı. Takımları aldık, sattık. O zaman da transfer parası vardı ama takımları borsaya endekslemek diye bir kavram yoktu. Bir endeksledik borsaya, beraberinde tabii bunun iddiaları bilmem neleri ortaya çıkmaya başladı. Eskiden bir spor toto vardı. 1-0 üzerinden giden 1-2-0, 3 tane seçenek. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Başka bir seçeneğiniz yok. Şu an onun envai çeşidi ortaya çıktı. Çünkü niye? Futbol piyasalaştı. Z kuşağından beklentimiz bu piyasa durumunu kırmaları. Aksi takdirde kendileri de o piyasanın içerisinde öğütülecekler. Bunda bir tartışılacak bir an görmüyorum ben. Bu 15 yıl önce en az oldu. 20 yıl önce oldu. Zincir hastaneler açıldı. O zincir hastaneler mevcut hastanelerin içindeki doktorları çektiler. Deneyimli olanları çektiler. Bu sefer öbür taraftaki güç azaldı. Bunu nasıl karşılayacağız? O zaman yeni fakülteler açıldı. Şimdi o fakültelerin de bir kısmı, bunun içinde tıp fakülteleri de var. Bir yığın branş var. Psikiyatrisinden, psikolojisinden, diyetetiğine kadar, yani beslenme vesairesine kadar bir yığın branş, bir yanda gastronomi branşları böyle aldı yürüdü. Ne oldu peki? Bu kadar yetişen insan boşluğu doldurdu mu, doldurmadı. Çünkü eğitim ayrı bir şey. Eğitim için sizin buna birebir
birebir emek vermeniz lazım. Yani ben bu çocuğu alırım, puanını veririm, geçiririm, bitti, alsın diplomasını dersen, hocam benim söyleyeyim, en başından yırt bu diplomayı, çocuğa ver. Al sana diploman da git, altını doldurabiliyorsan doldur. Çünkü diploma sahibi olmanın bir anlamı kalmadı. İşte orada o eski doktorlar, hekimler daha doğrusu atlarına binip gittiler. Yeni gelenler ne oldu? Yeni gelenlerin için yüzde üzerinden çalışıyor sistem. O yüzde sistemi kırılmadığı sürece bu işten çıkışımız yok. Yüzde sistemi, komisyon sistemi üstünden çalışıyor. Yani sabit ücret ya da yapılan işe karşılık alınan bir şey değil. Ne kadar çarkı döndürürsen, ittirirsen, Metropolis diye bir film vardır. Onun bir anıdır. Siyah beyaz dönemden kalma sessiz sinemanın bir ürünü. Bir şehrin dönmesi için köle olarak çalışan insanlar. Her biri bir çarkı çevirmek zorunda ve aralıksız çevirmek zorunda. Bakın internette bulursunuz. Metropolis. Metropolis'ti değil mi? Hocam Metropolis. Ben film izlemem ya. Vallahi benim öyle bir defektim var. Abi bazıları çok iyi oluyor. Yani ben tavsiye ederim. Eğlenceli oluyor en azından. Işte, bir liste çıkarırsanız önce siz izleyin. O tüm bu değer dersen hocam ben tamam. Bir ön yıkamadan sonra ben oraya atlayayım. Tamam abiciğim. Demek ki şimdi bizi tıpta bazı hatalar oldu. Yani market sistemi hataları yapıldı. Mesela şimdi yurt dışında bazı ülkelere giderseniz artık her ülkede var artık. İlaç reyonları var marketlerde. Bildiğiniz ibuprofen, işte ağrı kesici, o painkiller dediğimiz ağrı kesiciler. Ondan sonra bu şeyler, kaşıntı gidericiler, böyle onlar böyle al gitsin böyle. Başrolde de kabızlık ilaçları. Kabızlık ilaçları. En başrolde kabızlık. Evet, çünkü laksatif hepsi dediğimiz. Kabızlar. Evet, aynen öyle. Zaten bir laksatif alışkanlığı da oluştu insanlarda. Ondan sonra Bonibon, omega 3'ler, Bonigon, A vitamini, Bonibon, E vitamini, onlar Bonibon hocam onlar. Bonibon. Onlar Bonibon. Hani bildiğin şekerli tablet. Hani içinde 200 tane var ve onun, Bonibon. Onun Disney versiyonu var. Onun çakma kaşlar versiyonu var. Yani aklınıza gelebilecek hangi çizgi çocuk film varsa versiyonu çocuk var. Versiyonları yani geliyor var. Geliyor çocuğunuz 6 yaşında, anneciğim ben bundan yiyeceğim diyor. Onu da şey kıvamına getirmişler. Bu şey gibi şekerli ve hani var ya küçük ayıcık kıvamında. Evet, o yani küçükten şunu size öğretiyorlar. Sen mutlaka bunu içmelisin kardeşim. Bunu yutacaksın sen. Şimdi biz şunu biliyoruz. Mesela hipertansiyonda kat ettiğimiz yol çok harika. Ama tuzu kestiğin zaman %90'a düzeliyor zaten. Azıcık egzersiz yaptım %5'i daha düzeliyor zaten. İşte egzama dediğin hastalık bazı şeyler yaptığın zaman düzelmeye başlıyor. Ama mutlaka ilaç gerekiyorsa evet. Ama ben şunu bazen düşünüyorum parantezde, drugman yani doktorlar drug ilaç adam mı oldu? Yani şimdi birine gidiyorsun mesela, şöyle bir kitap var. Rise and Fall of Modern Medicine diye. Çok güzel bir kitap, okumanızı tavsiye ederim. Modern tıbbın yükselişi yani ve düşüşü. Hani diyor ki penisilin, şu an düşme aşamasında. Penisilin harika, streptomisin harika, kortizon büyük bir hocam, buluş. Hocam çok iyi kitap. Çok güzel hocam, size şey yapayım vereyim hocam, okursunuz. Ama sonra da şey var bakın, Big Pharma. Big Pharma yani yeni ilaçlar ve yeni sıkıntılar getirdi bize. Yani bir buluşların yanında esasında sapla samanı karıştırdık. Şu an en büyük sorunumuz şu anda tıpta bu. Sap nerede, saman nerede? Şu ben söyleyeyim, bilimsel konuştuğunuz mu bunun adı şey gibi anlaşılıyor mesela. Şimdi anlaşılmadı, konuşayım ben. Hocam prostat kanserinde işte özellikle T2B tümörlerde aktif sürmeli yans çok yapılmamalıdır. Ama bunun yerine tabii ki de işte GnRH analog... Kimse anlamaz. Anlamadı ama hocam ne bilgili ya, bu T2B dedi, dedi. İşte birazcık içine de şey koyuverdiniz böyle anlaşılmaz laflar. O da karabiber salça gibi oluyor onun üstünü. İşte o iş öyle değil işte. Yani o iş öyle değil. Tıpta hani hoca da bu işin içerisinde yıllardan beri. Mesela biz eskiden her şey açma ekolüydü. İşte travmalarda bile dalak patladı. Hemen açalım, dalağı çıkaralım. Sonra baktık ki adama kamyon çarpmış. Bir de karnını açıp dalağı çıkardın mı bir kamyonda sen çarptırıyorsun. Sonra dediler ki ya bu böyle idare ediyorsa, hemoglobin iyiyse, tansiyon iyiyse, iç kanaması olsa bile dursun bu. Biz buna non-operative management yapalım. Bir daha biz çarpmayalım oldu. İşte prostat kanserinde şu oldu. Aktif izlem oldu. Yani izleyelim yani. Demek ya kanserim var. Ya bak birine desen döver valla. Hocam babamın kanseri var. İzleyelim. Hocam ne diyorsun sen? Ama aktif sürveliyans oldu. Aktif sürveliyans oldu. Bazı şeyler için bu geçerli arkadaşlar. Bir de şöyle. Siz mesela erken tarama, ben size sorayım. Müsaade eder misiniz? Hocam lütfen hocam ya. Erken tanı ne için yapılır? Erken tanı. Nedir amacı erken tanının? Yani kanserde ya da bir hastalıkta erken herkes atabilir, amacını. Rahat olun. Rahat olun. Bakın ne kadar doğal o kadar güzel. Bir hastalığın başlangıcındaysak eğer,
Onu daha ilerlemeden. İlerlemeden girmek. Yılanın başı küçükken alabiliriz, boş götürebiliriz aynen. falan diye düşünüyorum. Farklı bir görüş olan var mı? Yok. Akenta'nın amacı tamamen, tarama sistemlerinin amacı tamamen ekonomiktir. Yani maliyeti yüksek olan bir hastalığın engellenmesi ve bundan yapılacak daha ilerideki büyük harcamalardan bir şekilde kaçınabilmek. Düz söylüyorum, tamamen ekonomiktir. Hiç böyle hastanın işte yararı yok, erken tanıyalım, şey yapalım. Hayır, bütünüyle ekonomiktir. Çünkü bir hastalığın yükü bütün toplumu ilgilendirecek kadar çok genişlemişse orada zaten bir şey yapmazsınız. Kendi haline bırakmak zorunda kalırsınız. Mevcut koşullar da ondan çok fazla farklı değildir. Bir şey yapmazsınız, önleminizi alınız deyip kendi halinde seyrine bırakırsınız. Ama tamamen ekonomiktir. Şimdi siz bunu genelleyinizde bu bugünkü tanı koşullarında bir bilgisayarlı tomografi, ultrason vesaire, MR, her şeyin o kadar ıncığını, cıncığını, didiğini çıkartacak olan yöntem var ki sağlıklı, %100 sağlıklı olduğunu iddia eden birinden bir şey çıkartmama ihtimali yoktur. Buluruz hocam, bir şey buluruz. Kesinlikle buluruz. Bunu bu kadar bulabilirsek peki o zaman ne yapacağız biz abi, bunların hepsini mi keseceğiz? Yok, yapmayacaksınız. Ama orada insanların biraz cesaret, biraz da o hekimlik vasfına sahip olması lazım. Aksi takdirde bütün kitaplar kendi içerisinde tekrardır ve size bir yönerge verirler. Yönergeyi de büyük abimiz Amerika bildirir. Bunlar aralarında bir toplantı yaparlar. İşte erken evre prostat kanserinde ne yapalım toplantısı. En sonunda, hocam ben onlarda ciddi bilimsel tartışma yapılıyor zannediyordum. Yok hocam, öyle bir şey yok ya. En sonunda demokratik oynama yapıyorlar. Bilimsel bir konuda demokratik oynama yapamazsınız. Yok öyle bir şey. Yani ellerinizi kaldırın, kaldırın, yapalım mı yapmayalım ya mı? Hocam çok güzel bir yere değindin. Şimdi mesela 1970'lerdeydi. Bütün kanserler iyi kötü böyle dümdüz gider işte. Yani görülme olasılığı nasıldır? Düzdür böyle. Bir baktık prostat kanseri 1960'da hop artıverdi. Hocam bak orada kapağın önünde görünüyor. Çünkü, Allah vermesin, onu mu göstermişler? Yok hocam, DNA var hocam. Prostat kanseri 1970'lerde patladı. Neden biliyor musunuz? Çünkü PSA bakılmaya başladı. PSA prostat kanserinin bir proteini. Sonra bir 20 yıl işte bakalım edelim dendi. Şimdi ne dendi biliyor musun şu anda? Gerek yokmuş. Biz onu 20 yıl baktık. Yüksek çıkanlardan biyopsiler yaptık. Şimdi diyorlar ki prostat kanserinde PSA'ya taramasına gerek çünkü yok. Çünkü sistem doldu. Açtığımız bütün özel hastaneler artık ağzına kadar doldu. Bundan daha fazlasını aynen. bizim alma şansımız yok. Daha fazlası için daha fazla yatırım gerekiyor. O nedenle orada kesmek zorundasınız. İşin aslı böyle. Z kuşağı olarak size tekrar söyleyeyim. Olay romantiktir. Olay tamamen duygusaldır. O duygusal biraz şeylerle süslenebilir sonuçta. O şekilde gidiyor sistem ama. Ve şu an bu sistem doygunluk aşamasına geldi. Dünyanın her alanında. Yani üstünüzdeki tişörtlerden, tekstilinden, bilmem nesinden. Tarımına kadar doygunluk halinde. Ya şunun hocam, siz devam edin. En güzel örneği şu. Hatırlarsınız bir sigara firması. Bir hasta akciğer kanseri oluyor, ünlü. Daha sonra hanımı gidiyor, diyor ki bu diyor benim adam içti bunu. Onun yüzünden oldu diyor. Küçük hücre akciğer kanseri, hakikaten %100 sigaraya bağlı. O da diyor ki evet diyor, doğru söylüyorsun diyor Amerika'da mahkeme ve ceza kesiyor. O da diyor ki bundan sonra ben diyor sigarayı kaldırmam piyasadan. O zaman üstüne yaz diyor. Ne yaz? Kanser yapar. Bu kadar. Kanser bitti. Yapar, bitti. Kanser yapar diye hayvan gibi üstüne yazarsınız kanser yapar tamam. diye. Olay bitti. Ben söyledim sana kardeşim diyor. Bütün kural o prospektüsler niye o kadar uzundur? Çünkü içinde yazarsın. 100 tane hastada diyelim ki denediniz. 100 hastanın 2 tanesi dedi ki ya bugün benim şuramda hafif böyle bir seyirme oldu. Şurasında hafif seyirme olabilir şeklinde onu yazmak zorunda. Nedenini bilmez. Anlamaz. Gerek yok. Ben yazdım kardeşim diyor. Beklenmeyen bir yan etki varsa onu bana bildir. Yani bunu içti ve hakikaten buna atfedilebilecek bir yan etki varsa onu bana bildir. Ama ben bunu sana söylemiştim diyor. Tıp, bu tür tıbba defansif tıp adını veriyoruz. Ahmet abimin kulakları şınlasın, ben terimi ilk ondan duymuştum. Ahmet Rasim Hoca'dan. Ahmet Rasim Küçük Usta. Defansif tıp bir atlama olmasın, bir şey olmasın. Şununa da bakalım, bununa da bakalım. Ve artı önden olabilecek hatalar konusunda da biz söylemiştik lafını. Şimdi hastaya öyle bir anlatıyorsun ki bazen yaşıyoruz Oytun bunu. Yan etkileri anlatıyorsun. Hasta ister istemez tabii vazgeçiyor. Yok abi yaptırmayalım diyor. Üslup var, üslup var. Söyleme biçimi de fark ettiriyor. Bir şey söylediğiniz zaman şimdi insanlara deseniz ki hepiniz %100 öleceksiniz. Bu doğru.
Ama suratına söylediğin zaman fark eder. Şey anlatamazsınız. Yani felsefi duruşunu anlatamazsınız. Herkes ölecek mi? Ölecek abi. Sonsuza kadar yaşayan var mı? Yok. Nedir burada bağlayıcı olan? Vadenin bilinmemesi. Süreyi bilmiyoruz. Kanser bununla ilgili size bir en azından bir ucundan dokunduruveriyor. Bak başına bir şey gelebilir ha diye. Herkes böyle kalıyor. O nedenle kanser umutsuzlukla yoğrulmuş, çok iyi paraya dönüştürülebilen bir hastalıktır. Zannetmeyiniz ki orada geliştirilen ilaçların maliyetleri bir tansiyon ilacının maliyetinden daha fazladır. Değildir. Ama umutsuzluğa oynayan hastalarda beklentiniz daha yüksektir. Rakamı daha yüksek tutabilirsiniz. Karşılığını vereceğiz biz size diye. İnsanlar bu parayı öderler. Hiç de sorgulamazlar. Ve sistem bu şekilde büyüdü, büyüdü, büyüdü. Balon, balon, balon. En sonunda ne oldu? Bir yerden balonun söndürülmesi gerekiyor. Bu söndürme işlemi kontrollü ya da kontrolsüz olacak. Şu an anladığımız kadarıyla kontrollü bir söndürme içerisinde bulunuyoruz. Ama o balon sönerken tabii sizin iş alanlarınızın ileride daralmaması gerekiyor. Çünkü balonu söndürürken ister istemez sistemin bir kısmı kapatılacak. Banka şubelerinin bir kısmı kapatılıyor. Efendim söyleyeyim işte yiyecek içecek alanlarının bir kısmı kapatılıyor. Herkes cep telefonundan ısmarlamaya başladı. Dükkanlar kapatılıyor. Nereye gidecek bu? İleride endişemiz bu. Sizin için iş alanlarının kapatılması. Çok güzelsiniz, çok iyi mezunsunuz, acayip diplomalarınız var. Ama işe gelince iş yok abi ya. Ne yapacağız peki diyorsun? Ne olursa abi diyor. En sonunda oraya gelir. Ne olursa. Hocam reklamlardan sonra size şunu soracağım. Şimdi mesela ben hatırlıyorum işte eskiden işte bu şey öncesi, salgın öncesi insanlar bazen şey yapıyordu. İşte ışınına aynı gün gidiyor kemoterapisi daha şey veriliyor. Şimdi mesela insanlar o konularda biraz daha vurdum duymaz oldu. Mesela stent takma oranları düştü. Şimdi mesela eskiden bir hastanede 10 stent takılırken kalp krizinde. Anjiyonun nedeni stent takmaktır. Stent takmak. Stent sayıları 1'e düştü şimdi. Ya bunlar yine kalp krizi geçiriyor. Gerçekten de hani anjiyo geçin. Anjiyonlar zaten düştü. Ama stent gerekli insanlar nasıl taktırıyor? Yani adam kalp krizi geçiriyor gitmiyor. Taktırmıyor. Taktırmıyor. Ama kalp krizi geçiriyor. Kalbin ölüyor. Ölebilirsin. Ani orada ölebilirsin ki %40-50. Ve birden bir temizlendi bu. Yani bu bilerek mi yapıldı acaba? Yani bunu reklamlardan sonra biraz yorumunu yapalım. Tabii, seve tamam, seve. Biraz reklam sonra geliyoruz. Evet, programa devam ediyoruz ve biliyorsunuz benim her zaman okuduğum bir kitap var. Şerafettin Sabuncuoğlu'nun kitabı. Bu bizim eski bir hekimimiz. Kendisi Amasya'da yaşamış. İlk deneysel tıpçı. Onun için benim için büyük bir anlamı var. Bu Şerafettin Sabuncuoğlu şey yaparmış, tiryak yapıyor. Tiryak da bir panzehir gibi. Buna diyorlar ki işte yılanın panzehiri olur mu? Önce yılanı alıyor, tavuklara ısıttırıyor. Ondan sonra da ağzından ilaç veriyor, ölmüyor mu diye. Bir tanesi hakikaten kanıtlıyor böyle, kendine yapıyor sonra. İlacı içiyor sonra kendine ısıttırıyor falan. İlginç bir abimizdir. Şerafettin Sabuncuoğlu okumanızı isterim. İlk experimental medicine'ci Türkiye'de. Bir de buna soruyorlarmış bir şey toksik mi diye, toksik zararlı mı diye. O da demiş bir parça getirin girin diyormuş. Onu tavuğun tam makatına sürüyormuş. Makatı kızarırsa diyormuş ki bu toksik. Kızarmazsa mantıklı. Bu diyormuş içilebilir. Yani bu iyi bir şey diyormuş. Böyle ilginç bir abimiz. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Çünkü insanın en hassas yeri hakikaten makat bölgesi. Evet, oradan tekrar kendisini yad ettik. Amasya'ya giderseniz benim için de ziyaret edersiniz. Hocam gelelim sorumuza. Hakikaten de kalp krizleri aynı ama stent takmalar azaldı. Siz de radyasyon onkoloğusunuz. Kemoterapi ve radyoterapilerin durumu ne olacak? Kahvenin partikülü kaçtı. Acaba onlarda mesela kalın bağırsak kanserlerinde bazı taramalar aksamış. Ondan sonra obezitede bir artış var çocuklarda. Ne diyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Pandemi nedeniyle tabii ki bunların seyri değişti arkadaşlar. Yani biz bunların bir kısmını ve bildiğiniz şey içerisinde yapıyorduk. Şu ay mesela meme kanseri farkındalık ayı. Bir bütün ayı meme kanseri farkındalığını ayırmak aslında bakarsanız çok mantıklı değil. Yani dünya tıp günü var, dünya bilmem ne günü var, dünya işte sevgililer günü var. Ama bir gün olarak var. Bir ay olarak da meme kanseri ayı. Farkındalık için ayrılıyorsa o zaman beklentinin büyük olduğunu düşünüyorsun. Ama pandemi bütün sürecini değiştirdi. Bu değişiklik içerisinde hocam tedavilerin bir kısmı aksadı.
Çok fazla olağanüstü bir aksama olduğunu söyleyemeyeceğim ama aksadı. Aksama şu an daha fazla olabilir, onu biliyoruz. Çünkü şu anki rakamlarla bizim başlangıç aşamasında Nisan'da hani birinci dalga geldi, peak yaptı denilen rakamlar arasında gördüğümüz kadarıyla bizim gözlemlediğimiz çok ciddi farklılık var. İlkinde etraftan hiç kimseyi gözlemiyorduk. Hiç kimseden bir ben de geçirdim ya da filanca da geçiriyormuş lafını duymuyorduk. Şu an her gün en az 5 kişiden işte bir şekilde o da kapmış, bunda da varmış ama bir şey yapmıyor. Fakat bu ister istemez günlük akışa etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Hastalar gelmek istemiyor. Hastalar ilginç bir şekilde yani o stente ihtiyacı da olsa, şeye de ihtiyacı olsa öyle bir hava, öyle bir ortam yaratıldı ki korona dışında hiçbir şey gelmesine geldi. Ve dolayısıyla bu hastaların tedavileri aksadı. Bu aksama planlı olarak aksatıldı. Mesela saçlarım dökülüyor, dökülsün varsın. Neden? Korona değilsin yani dökülür. Hiç şey yapmanıza gerek yok yani. Yeter ki korona olmayın. Çünkü başta öyle de bir hava oluşturuldu ki sanki korona ayıp olan bir şey. Sanki korona işte yüz kızartıcı suç. Böyle bir hastalık nasıl olabilir? Dedirtecek bir şey. O da olmuş. Aman nasıl olmuş? Ay ben değilim vallahi. Ben olmadım. Abi olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu bir şekilde bulaşması ihtimali tabii ki var. Bundan şey yapılacak bir şey yok ki. Yeter ki ağır geçirmeyiniz. Şu anda tablo ağır değil ama bazen şunu da düşünmüyor değilim Oytuncuğum, yani alınacaklar belki ama acaba biz tedavi yapamadığımız için hastaların bir kısmında yaşamları uzadı mı diye aklımdan geçiyor. Olabilir. Çünkü bir tedaviyi yaparken tedavinin siz karşılaştırmasını tedavisiz kola göre yapıyorsunuz. Yani tansiyon hastaları var ve siz bunların bir kısmına tansiyon ilacı veriyorsunuz. Aralarında sonra ileride bizim event olarak adlandırdığımız yani olay oldu. Ne olay oldu? İşte inme geldi, kalp krizi geçirdi, bilmem ne oldu, yolda kaza geçirdi. Bunların hepsi olay içerisinde, tanım içerisinde. Arada fark mı var mı diye baktığınızda tansiyon ilacı kullananların ileride olay geçirme açısından daha iyi olduklarını, yani bir sorun yaşamadıklarını görüyorsunuz. Fakat kanserde tedavi algoritması öyle değil. Hasta varsa eğer bir yere standart tedaviyi koyuyorsunuz, öbür tarafa deneysel kolu koyuyorsunuz ama bunlar da tedavi alıyor. Dolayısıyla tedavisiz kol yok. Herkes zaten tedavi alıyor. O yüzden bizim tedavilerin hastalığın normal seyri üzerine etkisinin ne kadar olduğunu çıkarsama şansımız yok. Sadece tek tük böyle kaçmış olan hastalar var. Ben asla bir şey istemiyorum. Onlardan bunlardan ilgili bir şey. Çünkü öbüründe de sistem diyor ki etik değil diyor. Sen bunu böyle yakaladıysan diyor bu kesinlikle etik değil diyor. Bunu mutlaka yapacaksın diyor. Abi diyorsun mutlaka yapacağız da. Hani kaçmış olan kendi kaçmış. Biz onları sadece takip edeceğiz. Bir şey yapacağız. Adam zaten istemiyor bir şey yapılmasını. Ama takip edersen çok kıymetli bilgi bu. Normal seyrinin nasıl gittiğini görüyorsun. Bir yeni hastalık çıkmış, yeni ortam oluşmuş, yeni koşullar meydana gelmiş. Burada her hastalık aynı şekilde seyretmiyor. Belki de bir şey olmayacak. O prostat hikayesinde olduğu gibi yani erken evre belki de sadece izlemekle aynı sonucu alacaksın. Yaptığın bütün tedavilere rağmen artı adamın şeyi de bir şekilde etkilenmemiş olacak. Yani o şeyinin içinde çok fazla kavram var. Ama çünkü sevgili çok keyifle okuduğunu onu söyleyeyim. Tavukların çıktı kısımları biliyorsunuzdur kloaka olarak adlandırılıyor. Oraya her şey açılıyor. Yumurta da açılıyor, evet, idrar da açılıyor, dışkı da açılıyor. Aynı keseye alışıyor. Çok hassas bir yer. Dolayısıyla bak hiç aklıma gelmezdi. İşte üstad böyle oluyor. Abi Şerafettin abi bu işte iyidir. Yani bir şekilde evet yani. Hani acı yiyenler acının nereden hissedildiğini çok iyi bilirler. Pek şey yapmam. O da mesela toksik olanı öyle saptamak çok akıllıca. Hiç aklıma gelmemişti. Ama şöyle bir şey doğru gerçekten de, kanser dediğiniz zaman tedavi olamayan bir kol yok. Normalde tedavi yaparken biz mutlaka bir kola plasebo veriyoruz. Yani içi boş kapsül veriyorsun. Ama bu kanser oldu mu gerçekten de bunu yapamazsın. Etik değil. Hatta David Onkoloji var. Kanserin baba kitabıdır. Pankreas kanseri için şöyle yazar. Pankreas kanserinin tedavi cerrahidir. Ancak cerrahinin yararı olup olmadığı bilinmemektedir. Neden? Çünkü cerrahi yapılmayan hasta yok ki. Onun için pankreas kanserinde mesela gerçekten de ne kadar işe yaradığını hala bilmiyoruz. Ama şimdi bir doktor çıktığı zaman mesela abi pankreas kanserinde cerrahi işe yarıyor mu? İşte bilemiyoruz, sanmıyorum. Çünkü survey %5'lerde 5 yıllık.
Belki de yaramıyor. Yarasa %5 olmazdı dediği zaman aman Allah'ım öyle doktor mu olur? Nasıl doktor? Pankreas kanseri ameliyat olmasın mı? Onu demiyor ki adam o. Onu demiyor. Sen onu nerenle anlıyorsun onu? Bir de böyle anlayanlar var. Var tersten anlayanlar var. Şöyle değil. Yani bir adamın kafası ters bağlanmışsa Anadolu'da bir laf var biliyor musunuz? Kulağının üstünde yatan da konuşulmaz derler. O şu demek. Ön yargılı dinliyorsa seni sen ne anlatırsan anla o seni anlamaz demek. Onun için ben bazen de diyorum ki ne haltın varsa ye diyorum. Yani ben zaman kaybı olarak değerlendiriyorum böyle insanlar. Bir yerde öyle oluyor. Şunu söyleyeyim size. Yine genel öneri, genel naçizane tavsiye anlamında. Lütfen branşınızın tarihini de okuyun. Yani ben en iyi bilmem ne genini işte izole ediyorum bilmem ne PCR'a koyuyorum. Hayır. Tarihini okuyun. Tarihçesini mutlaka okuyun. Çünkü tarihçede sözü edilen pankreas ameliyatının yerleşmesi bir hastanın opere edilip 2 ay yaşamasıyla mümkündü. O kadar. O ameliyatı daha önce başkaları da düşünmüş. Bir kişi yapmış. Onun adıyla anılıyor. Whipple adamın soyadı. 2 ay yaşamış. 2 ay yaşadığı için tarihe geçerek o standart ameliyat haline geldi. Yani o zamandan beri bunun aslında şüpheyle, çünkü ağır bir ameliyat, öyle kolay bir ameliyat değil. Ama yapmayı bir kişi başardığı için onun adı geçmiş. Onun gibi düşünen başkaları da olmuş. Nereden öğrenebilirsiniz bunu? Tarihçeden öğreneceksiniz. Yakın zamanda mesela Bıçak Altında diye bir kitap olarak çıktı. Bir üniversite, yeni açılan özel üniversite tıp fakültelerinden bir tanesi. Bunu prestij niyetine çevirtmiş bir Hollandalı herhalde yazarı. 28 cerrahi operasyonun tarihini anlatıyor. Nasıl geliştir, nasıl bulundu bunlar? İşte Basur ameliyatı nasıl bulundu? Beraberinde bir de tarihsel hikaye anlatıyor. İşte kral bilmem kimin de Basur sorunu varmış şeklinde. Bu tür hikayeler sizin ufkunuzu genişletecek olan hikayeler. Önünüze sadece teknik detaylara takılarak bir yere varamazsınız. Tarihine bakın. Belki tarihçesinde yanlış yaptılar. Az evvel konuşuyorduk ya, basınç sistemi hücre kültür sistemlerinde eksik olan faktördür. Belki basıncı da işin içine katarsan daha gerçekçi sonuç alabilirsin. Doku faktörü eksik olan faktördür. Biz onu alırız, hücre haline getiririz. Ondan sonra süspansiyonu besi yerinin içine ekeriz. Onlar orada çoğalır. Abi o çoğalma işlemi buzdolabındaki işte küf kolonilerinde de aynı. Onlar da çoğalır. Sen bunun içine ama basıncı yerleştirirsen başkadır. Dokuyu yerleştirirsen başkadır. Doku kültürü o yüzden hücre kültüründen farklı bir şeydir. Az evvel arada konuştuğumuz nokta oydu. Bazı canlılarda sevgili hocam, şimdi şey gibi oluyor, lafı aldım kusura bakma. Yok abi, bizim problem böyle zaten. Bazı canlılarda rejenerasyon denilen yenilenme özelliği var. Yani mesela bir kertenkeleden bilirsiniz, kuyruğu koparsa eğer yenisini çıkartır. Salamander'di sanıyorum. Eli koparsa mesela olduğu gibi baştan çıkartabiliyor. Hepsini baştan yapabiliyor. Ha ne oluyor? Önce burası böyle acayip hamur gibi bir şeye dönüşüyor. Sonra oradan yavaş yavaş ekstremite yine uzuyor. Arkasından sinirleri ve damarları bağlanıyor ve gerçek işlevsel bir ele dönüşüyor. Canlılar kafaları dışında bütün vücutlarını oluşturma özelliğine sahip. Belli canlılar kafa dışında bütün vücudu olduğu gibi oluşturabiliyor. Bu tabii felsefi de bir konu. Neye göre oluşturuyor? Yani genler işte bir, hayır genler değil hocam, patern var. Paterni oluşturabilmesi mümkün değil. Patern demek şu anlama geliyor. Bunun bir aurası falan olması lazım ki sistem onun içini doldurur. Yoksa genler bütün vücudun her yerinde benzer çalışır. İnsanda da işte dediğini denemişler anladığım kadarıyla. Hı hı. Kolu kopan birini ne yapmışlar? Kolu kopan birinin ampute edilmiş bölgeyi temizleyerek orada canlı doku oluşturuyorlar. Sonrasında içerisinde ana rahmini taklit edebilecek kapalı bir sistem. Ana rahmini taklit edebilecek bir sistem. Gerekli hücresel büyüme faktörleri, işte iyonik ve elektriksel dengeyi sağladıklarında çocukluk çağından itibaren bir gelişim, yani kol gelişimi sağlıyorlar. Ama bu 30 yaşındaki birinde 30 yaşındaki bir insanın kolu olmuyor. Daha ziyade bir çocuk kolu gibi. Çünkü ana rahmini taklit ediyor aslında. Ama mantık aynı. Aynı, hı-hı, mantık. Ne kadar şey olduğunu sonra ben de okuyacağım, bakacağım. Yani, hı-hı, tıbbın ufku çok açık. Moleküler biyolojinin ufku çok açık. Ama düşünce sistemini değiştirmek lazım. Aksi takdirde ilaç endüstrisi ya da bu tür endüstrilerle bir ileri bir geri bir ileri bir kayıkçı kavgası. Bundan bir şey olmaz. Yani teknoloji bir bak, bu kameralar eskiden yoktu, artık var. Eskiden böyle kocaman kocaman şeylerle TRT hocam zamanında. Hocam sen bayağı eskisin o zaman. Belli oldu. Ben Lumière kardeşler sinemayı bulduktan az sonrasından bahsediyorum. Çok kısa süre içinde çok fazla şey değişti. Ve bu hareketler vesaire, bunlar takip sistemleri, trackingler vesaire, bunların hepsi mümkündür. Ama
Tıpta aynı şeyi yapamadık. Tıp teknolojiye boğuldu. Kitaplardaki algoritmalara boğuldu. İşte büyük abinin söylediği işte tedavi şekillerine boğuldu. İnsanlar da, doktorlar da özellikle düşünme ve analiz etme kapasitelerini kaybettiler. O yüzden bir şey söylendiği zaman kulaktan kulağa herkes aynı şeyi tekrarlıyor. Maske mesafe, maske mesafe işe. Çünkü başka bir şey yok söyleyebileceğimiz. Hangi pandemiden biliyoruz bunu? 1918 pandemisinden biliyoruz. İspanyol gribinden işte. İspanyol gribinden biliyoruz. Daha önceki versiyon ne? Veba. Burunlarına kocaman kocaman o şeylerden takmış olan işte büyücü doktorlar figürü olarak anlatıldı. Oradan biliyoruz. Demek ki aslına bakarsan 500 yılda çok da fazla bir şey değişmiş gibi görünmüyor. Hocam bir de tabii işte House dizisi falan çıktı tabii. Hani bu doktor dizileri çok ünlendi. O doktor dizilerinde aynı gün akciğer nakli yapılıyor. Beyin nakli yapan var hocam. Hocam var. Hocam beyin var. Nakli. İnanan da var hocam. Doktorlardan da hocam, inanan. Hocam vallahi inanan var. Var. Vallahi hocam yani aynı gün mesela diyor ki akciğer çalışmıyor. Getirin bakayım oradan bir akciğeri. Nereden gel? Kuzudan getirin. Hem ona diyorlar ki bir şöyle yapıyor. Kalbini diyorlar ızgara yapalım böbreğini. Akciğere takalım yani. Hocam. Ciddi misin abi? Hocam artık olay çok gelişti. Eskisi gibi değil. Hem ızgara var, pirzola var. Hem de akciğer takılıyor sayın hocam. Sen geç kal. Şimdi tabii ki. Abi televizyon seyretme. Ya çok fena. Ya şimdi bu. Tabii ki insanlar gerçekten öyle bir hayalperest oldu ki. Ben size bir şey söyleyeceğim. Mesela House'un Amerika'daki dizisinde House bir ilaç bağımlısı biliyorsunuz. Bir ağrı kesici bağımlısı. Ve gerçekten de o ilaç moda oldu yani. İnsanlar o ilacı buldu. Toparlayan falan var mesela. Hani oluyor bizde hani bir dizi olur herkes böyle. Hani Türkiye'nin dizilerinde çok ilginç şey olmuştu mesela bizde de oluyor mesela bazı dizilerde hasta gelip bunu sorarak soruyor mesela diyor ki ya ben burada gördüm orada oldu hani burada olmaz mı? Tabii. Hastalar insanlar televizyonda gördüklerinin gerçek zannediyor ama demin söylediğim şey daha ağır yani doktorlar da inanıyor. Bir arkadaşım mesela kulakları çınlasın göz naklinden bahsetti. Göz nakli diye bir şey bugüne kadar yapılmadı. Yapılan şey göz nakli diye halkın arasında konuşuluyor. Kornea nakli yapıyorsun. Yani en dıştaki saydam tabakayı değiştirebiliyorsun. Hocam bir sene çekelim bir tane. Böyle bir dizi çekelim. Ben işte şöyle kuzudan beyin nakli yapayım. Ondan sonra kulak yapayım. Ya, hocam bak gerçekten ya biz artık iyice futurist olalım. Hatta biz ne yapalım biliyor musun? Mesela ayçiçeğinden kulak yapalım. Karpuzdan mesane yapalım. Yani ben artık iyice abartacağım bu işi. Olur. Mesela karpuzun içini sıyıracağız ben. Yiyeceğiz beraber seninle. Ondan oytun, sonra gerekli inceliğe ulaştıracaksın sen. Tam diyeceksin oytunu ölçtüm ben 6 milimetreye ulaştırdık. Hocam diyeceğim ben bunu koyabilirim. Diyeceksin ki damarlar ne olacak? Ben onu hallettim diyeceğim ben sana. Heh. Diziyi çekiyoruz. Bak patlarız seninle. Kesinlikle patlarız. Tamam o zaman kesin. Yavuz Dizdar'la Oytun Erbaş'ın. Yani mevcut şeylerden bizim, birkaç tane sahne gösterdiler. Bizim bana. Adımız ne olacak biliyor musunuz hocam? Ne? Hiper Magic Doctor. Veri çok magic olacağız. Yani çok mu olacağız. Çocuklar gelelim şimdi. Gerçekten de hayaller Paris ama gerçekler öyle değil tabii. Evet. Tabii ki tıp camiası da öyledir. Hiçbir şey mucize değildir. Ben size bir şey söyleyeyim. PubMed'i açayım ben. Size aynı ilacın akta olduğunu, garada olduğunu ispatlarım. Yani bir ilacın ömrü uzattığında ispatlarım. Ömrü kısalttığında ispatlarım. Neye göre biliyor musun? Yaş farklı, ırk farklı. Tabandaki hastalık farklı, yetiştiği yer farklı, sıcaklık farklı, basınç farklı. Farmakolojiye başladım. Rahmetli hocamız. Sen biliyor musun dedi. Ben dedi burada uzun süreden beri hiçbir şey yapmıyordum dedi. Hikmet Hoca. Ondan sonra dedi. Bir gün dedi beyin çalışmaya karar verdim dedi. Santral sinir sistemi. Neden biliyor musun peki dedi. Bilmiyorum hocam dedi. Yani en mistik olan, en bilinmeyen kısmı. Yok öyle değil dedi. Bir şey yaptığın zaman dedi. 50 tane de lehinde yayın buluyorsan 50 tane de aleyhinde yayın buluyorsun dedi. Aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla dedi yorumlamaya geldiğin zaman dedi çok rahatsın dedi. Beyin bilinmez kutu olduğu için dedi. Öyle de sonuç bulursan destekleyen var dedi. Tam tersini de bulursan destekleyen var dedi. Buradan çıkan şey şu. Bir şey bilmiyoruz. O yüzden tıbbın ana mottosu bir tane motto var tıpta. Bir tane genel kural var. O da Hipokrat'ın fi tarihinde söylediği zam. Önce zarar verme. Niye? Abi zaten bilmiyorsun bir şey diyor. Yani bir şey bilmediğin alanda çalışıyorsun. Dolayısıyla önce hiç olmazsa zarar verme. Sonrasına bakarsın. Üstüne koyabiliyorsan ne âlâ ama sen kaş yapayım derken gözü çıkartırsan bu olmaz. Bilmiyorsun zaten diyor. Evet bilmiyoruz. Onu da ben söyleyeyim. Bilmiyoruz. Bilmediğimi de
Ben son 10 yılda öğrendim. Hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Net bir şekilde öğrendim. Ve birinci şey, bir şey bilmediğim, tek bildiğim şeylere de dönüştü. İki tane genel kural var. Bir şey bilmediğimiz, bildiğimiz tek şeydir. İkincisi, önce zarar verme, bu nedenden ötürü. Vallahi ben bazen yıllardan beri deney yapan bir adamım. Bizim plasebo grubu olur. Hiç ilaç vermediğimiz. Öğrenciler bazen bana söyler asistanlar. Hocam der, her şey iyi güzel de hiç ilaç vermediğiniz grup var ya, o daha iyi derler. Oğlum nasıl olur lan? Hocam gelin bakın. Hocam bazen hiçbir şey vermemek birçok şey vermekten daha iyidir. Doğru. Bu biraz bilimsellik gerektirir. Biraz felsefe gerektirir ama biraz demeyelim, tamamı bilim şey gerektirir. Kafa ve determinizm gerektiriyor. Yani şu demek değil. Her şeyin tedavisi ilaçtır. Hayır, bazen hastayı burnout edersin, yakarsın. Mesela biz bazen yoğun bakımda yapıyoruz onu. Oradan o ilaç. Kalp yetmezliği oluyor, böbrek yetmez. Sonra diyoruz ki biz ne yaptık? Çünkü herkesin bünyesi farklı, her ilaca cevabı farklı. Mesela sen de ben de böbreğe bir şey yapmayan bir ilaç, sana bir veririz, küt böbrek yetmezdi. Haydi. Onun için, hadi küt, ya ben öyle komplikasyonlar biliyorum ki hastanede olan. Tabii ondan da biliyorsun hoca yani. Ama biz tabii bunlar sırdır. Yani neler görüyorsun yani. Ve şöyle, insan büyüdükçe şöyle oluyor. Yani don't touch biraz. Yani fazla, benim argo tabirimle fazla mıncıklama. Ben öderim hep. Doğru. Çok fazla mıncıklama. Fazla hastayı mıncıklama. Demek bu çok ilaç verip. Bizi anatomideyken öğretmişlerdi. Çok fazla mıncıklarsanız ya şey çıkar ya şey çıkar diye. Öyle öğretmişler. Çok mıncıklamayın diye. Doğrudur. Hocam bir ara varmış. Çocukla gebertiyor beni. Ha. Arayı verelim. Ha, tamam. Sonra ondan öğrencilerden sonra sadece soruları sizin artık olur. Zamanınız geliyor. Siz artık soruyorsunuz. Biz cevaplıyoruz. Bir tane de öğrenci hasta. Hastalığından bahsedeceğim. Bakalım seyirciler bilebilecek mi? Hangisi hasta? Bir baksınlar herkes. Şöyle güzelce bir göz teması kursunlar. Bakalım bilebilecekler mi? Reklamlardan sonra soru hakkı ve söz hakkı öğrencilerin. Evet, Oytun Hoca ile Kahvedeki Günler programına devam ediyoruz. Esasındaki olayımız bu. Esasında ben her zaman söylüyorum, her hafta söylüyorum. Bizim Anadolu bilim insanlarına ihtiyacımız var. Anadolu kökenli. Lafı anlaşılabilir bilim adamlarına ihtiyacımız var. Mesela eskiden şöyle bir şey vardı dünyada. İşte üniversite böyle hep yükseklere yapılırdı. Oraya halk erişemezdi böyle. Derdi ki yardım edin biz ona. Derdi ki hayır, biz elitiz. Öyle bir şey yok. Artık üniversiteler şehirlerin içerisinde herkese erişilebilir olması lazım. Artık o şey kalktı. Bizde doktorlar da vardı. Mesela ben hatırlarım. Hani şeydi böyle herkes. Yanına böyle şeyle girilirdi. Aman şey demesin hoca. Kapısı çalınırdı. Ses yok. Girersin kovardı falan. Öyle Allah'tan o günler biraz hafif hafif geçmiyor. Ama hala var. Şimdi eleştirmeyeyim de bazı hala yaşlı amcalardan var hala. O son kalıntılardan var. Ama onlar bayağı artık eskisi gibi değil. Artık sistem değişti. Mesela ben hatırlarım. Evet, teyzeyi getirirdi amfiye. Gel teyze gel. Teyze böyle gelirdi böyle işte başı eşarplı. Aç bakalım ellerini göster. Kadın utanırdı. Göster göster, ayıp diye bir şey yok burada. Ya kadın gelmiş ona ne bilsin. Yani utanırdı onda. O da bir insan ya. Belki de o bazen o eski bazen onu ben seviniyorum. Yani o şeyler biraz değişti artık. Yani daha normalleşmeye başladı. Çünkü artık internetle bilim herkese yayıldı. Artık bilim bedava. Ha, bakın o konuda çok güzel bir noktaya değindi Oytun Hocanız. Bakın bundan sadece 20 yıl önce bir makale istediğimiz zaman o makaleleri taramak için şu kalınlıkta, şu kalınlıkta yani şu kadar haftalık dergiler yayınlanırdı. Şu ebatta, bu ebatta. Bunun biraz daha incesi, öyle düşünün. Orada sadece makalenin adı, anahtar kelimeleri, yazarların adı ve adres vardı. Bütünü ondan oluşuyordu. Hiç özet falan yoktu. Sen oradan bakardın. Serotonin bilmem ne işte, PPR bilmem nesi falan. İlgin varsa adama kartpostal atardın. Kartpostal, şaka değil. Böyle bir kartpostal atıyorsun ve bunu cebimizden atardık. Çünkü hoca bütün pulları alırdı. Pullara dekanlık bir miktar verirdi. Hoca da onu alınca şu ebatta kartpostalı diğer profesör bilmem kim send me a copy, bana bir kopyasını yollayınız falan filan makalesini. Şu an onlardan 2003 baskısı bir tane hala bende son olarak var ve abi ilk 5 kelimeyi yazıp da Google'ın bulamadığı yok. Makale yok. İlk 5 kelimesini yazıyorum. Makalenin başlığının ilk 5 kelimesi. Google kesinlikle buluyor ve çoğunlukla da full text okuyabiliyorsunuz. Yeter ki okuyun. Bilim herkese yayıldı ama insanlar okumayı bıraktılar.
Sorun oradan kaynaklanıyor. Özellikle genç arkadaşlarımızda, sizden bahsetmiyorum, sözüm meclisten dışarı. Söylediğin zaman bir şey okumadığını anlıyorsun. Yani günlük şeye dair de bir şey okumuyor. Hiçbir şey okumuyor. Yani ben mesela spor okumam, bilmiyorum. Takip etmiyorum ama okumadığımı biliyorum. Ama hani spor muhabbeti açılırsa ben sessiz kalırım. Bizim bunu da söylerim. Bilim adamları karpuzdan mesane yaptılar. Yani dolayısıyla bu. Şu an hiç kimsenin benim imkanım yok mazereti yok. Yani ben bilmem ne ameliyatını görmedim. Abi gir YouTube'da hepsi var. YouTube'da o ameliyatların, o çizimlerin, o animasyonları, çizimleri, gerçekleri bütünü var. İstediğin kadar seyret. Hocam okul bitti ya. Okul bitti tabii, okul biter. Bitti arkadaşlar. Bu durumda okul biter. Okul bitmişti arkadaşlar. O dönem kapandı. Okul, öğretmen, hoca. Hani böyle arkadaşlar dinleyin. Onlar bitti. Çünkü her şey artık var. Bir de dil biliyorsan, o da İngilizce. İşim bitti. Ay hocam o da gitmiş. Çeviriyor. Otomatik çeviriyor. Çevirme abi diyorsun. Anlamıyorsun bazı yerlerde ama bilimsel yayında o da sorun olmuyor. Bilimsel yayın çünkü o kadar format olarak stabil ki. Kendi içinde adam Google'da Türkçe'ye çevirirse okunabilir, anlaşılabilir bir metin oluyor. En azından falsosunu fark edebiliyorsunuz. Bazen bakmanız gerekiyor. Onun dışında şakır şakır çeviriyor. Yeter ki okumak isteyin. Sınır sonsuz. Ama insanların tahammülü yok. İnsanlar telefonlarında sürekli bilmem neye bakmayı biliyorlar. Ama makale okumak gelince o kadar bilgisayar, Wi-Fi, bilmem ne, donanım. Hiçbir şey fark etmiyor. Adam bir şey okumuyor. Koronada karpuz mucizesi. Evet. Buyurun efendim. Adınız, soyadınız, tanıtın kendinizi ve nerede okuyorsunuz? Kısa bir bilgi ve sorunuz. Rahat hissedin kendinizi, anksiyete olmayın. Burası sonuçta biliyorsunuz Oytun Hoca'yla kahve programıdır. Bunu da unutmayın. Ben Dilek Daşdelen. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden bu yıl mezun oldum. Moleküler biyoloji ve genetik okudum. Ben bir şey soracaktım. Tabii. Şöyle, benim bir yakınım vardı. Apandisti patlamıştı ve kendisi bir süre fark etmemiş. Daha sonra ameliyat vesaire oldu. Daha sonra da yani birkaç ay sonra da kolon kanseri olduğunu öğrendi. Ve kendisi şu an vefat etti. Acaba bunun apandisli bilgisi var mı? Doğrusunu istersen bildiğimiz çerçevede yok. Yani bu yaşla değişir, durumla değişir. Kaç yaşındaydı diye sorsam şimdi? 25. Bizim bir tanıdığımız 25 yaşında kolon kanseri oluyorsa bu biraz sıra dışı bir durumdur. Hocam o Lynch sendrom bence. Tümörüydü bu bence. O apandis değildi. Onun sağ alt tarafında tümörü vardı. Ama tabii o bölge iltihaplı olduğu için ve değiştiği için metabolizması oraya devamlı apandisin olduğu yer olduğu için o tanım koydu. Mesela bazen Crohn da böyle olur. Apandis gibi. Bence o hep tümördü. Arasında bir bağlantı yok. Ama o apandis değildi muhtemelen. O her zaman kolon kanseriydi. Belki de çekum tıkanmıştı. Basınç arttığı için apandis patlamıştı. Ya da tümörün yaptığı iltihabi etki apandisi provoke etmişti. Yani orada hep varmıştır o. Yani apendiks şöyle parmak gibi bir çıkıntıdır. Kör bağırsağın ucundan dışarıya doğru uzanır. O çıkıntının esprisi, eskiden onu burada bir kalıntı falan diyorlardı. Şimdi düşünce onun bağırsak için gerekli olan bakteri florasının rezervuarı. Onu florayı içinde taşıyan organ olduğu kabul ediliyor. Çekum'da dahil olmak üzere. Çünkü kolon gelişirken kalın bağırsak önce bunlar gelişiyor. Sonra diğeri uzamaya başlıyor. Bu düşünceye erişebilmek için bir gece yarısı oldu. Bir gece yarısı embriyoloji kitabını açtım. Embriyolojiyi tıp fakültesinde arkadaşlar mutlaka çok iyi öğrenin. Çünkü elinizdeki tek gerçek rehber embriyoloji. Yani eğer gelişimin mantığını anlayabilirseniz bir yön şeyin adlandırmasını çok elinizle böyle koymuş gibi bulabiliyorsunuz. O gelişir oradan çıkıyor. Kalın bağırsağın incesinin kalınlaşmış hali olmadığını, tamamen ayrı bir organ olduğunu o zaman aydım. Bize öyle öğretilmemişti. Yani ince bağırsak, kalın bağırsak, kör bağırsak, oradan apendiks. O apendiks işte geriye kalanını çekumla birlikte florasını veriyor. Sürekli sağlıyor ama dediği doğru. Eğer orada bir tümöral bir şey olursa o muhtemelen etrafa bulaştığı için apendisiti taklit eder. Hatta çıkartan cerrah bile eğer dikkatli bakmadıysa belki anlamayabilir. Ya da anlattığın hikayede bizim bilmediğimiz başka detaylar. Belki de o işte apendiks mukoseli oluyor mesela. Müsinöz karsinom falan çok sever o bölgeyi.
Ama onda tabii 25 yaşında kolon kanseri, galın bağırsak kanseri çok nadir bir şey. Onun bir hiç mutlaka bir değiliz. DNA tamir defekti varmıştır. Olabilir. Zemininde. Ona da Lynch sendromu deniyor. Özel bir durum. İlginç. L, Y, N, C, H yazılıyor. Bakarsın. Evet Mehmet, söyle bakayım. Mehmet benim öğrencilerden. Bu grup benim öğrenci. Benim sinir bilim öğrencileri. Değil mi Mehmet? Evet hocam. Mehmet Sivas'tan katılıyor. Hocam adım Mehmet, soyadım Ergin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İstoloji Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını yapıyorum. Nerede yapıyorsun? Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet. Hangi bölümünde? İstoloji Embriyoloji. İstoloji Embriyoloji. İşte evet, dediğim yer abi, embriyoloji en şey yani. Aynen. En tıbbın iyi. Tıbbın temellerinden, temelini atan bölümlerden biri. Tez dönemindeyim hocam. Aslında Yavuz hocama çok sorum vardı da. Sor Mehmetciğim. Sorunun başında hepsini cevapladı. Güncel kanser yaklaşımlarını, ön tanılar. Mehmet, tez elden verilmesi gereken bir şey mi, üstünde uğraşılması gereken bir şey mi? Üstünde bayağı durdu aslında Yavuz hocam, hepsini ya atladı. Ön tanılar. Şöyle anlayış var mesela Türkiye'de ya, tez canım hocam, işte tez elden hemen hazırlayın bir şey, veri verin canım falan mı, yoksa o senin bir hipotezi, ilk kurduğun hipotezi ispatlamak, hani bu ilk aşkın gibi bir şey bu, böyle biraz emek mi sarf etmeye acaba? Onun gibi hocam, radyasyon. Yani ön tanılarda radyasyon, sürekli radyasyon oluyor hastalar. Zaten kanser hastası. Bunun gidişatı üzerine soru soracaktım. Sor işte. Ama hocayı bulmuştum. Hocam da onu cevapladı. Ön tanının bir mali beklenti olduğunu, daha çok bir finans hocam, olduğunu bak, söyleyince. Hocam bak şimdi mali beklenti olduğu tamam. Mali beklenti derken bu yapılacak harcamaları azaltmaya çalışıyorlar. Çünkü adamlar grafikte şunu görüyor. Amerika'nın pek çok şeyini eleştirebilirsiniz ama bir tek şeyini çok fazla eleştiremiyorum. Kendilerinden haberdardırlar ama nedenini bilmezler. Yani bu hastalık artıyor mu, artıyor. Neden artıyor abi, bilmiyoruz abi ama artıyor. O zaman daha çok tarayalım, daha çok bulanıma gelir. Biz de model olarak onları aldığımız için bizde de aynı şey, evet, aynı yola girilir. Bu sırada ister istemez radyasyon kullanılır. Radyasyon 100 yıllık aşağı yukarı bir tarihçesi var. 120-125 yıl diyeyim sana. 125 yıllık tarihçede bu nesne giderek az dozlarda kullanılmak üzere günlük yaşantımızın içerisinde. Bugüne kadar bunun bu tarama niyetiyle kullanımının kanser yaptığına dair de bir şey çıkmadı. Abartılacak diyor. 3 ayda bir BT çektir diyen meslektaşlar da vardı. Yani orada şey yapmayalım. Ben de buna bir ekleme yapayım. Kanserde erken taramaya. Yıllar yıllar önce ben tıp fakültesinde okurken tabii insan şunu fark ediyor. Yani erken bulalım kanseri. Hani Google'da da yazardı ya afişlerde. Erken tanı hayat kurtarır. Ya bunu herhalde bilmemek. Şimdi mesela bazı insana söylüyorsun mesela, erken tanıyı eleştiriyorsun. Adam diyor ki nasıl doktor la bu, bunu da mı bilmiyor? Biliyoruz tabii yani, biz de şey değiliz herhalde yani. Bir de böyle tipler var. Hani bunu bilmeyeceğini düşünen böyle herhalde buna ne diyeyim ben? Beyin özellikleri var. Bunu artık açıklayamıyorum yani. Ya tabii biliyoruz. Erken tanı hayat kurtarır. Küçüklükten beri görmüşsünüzdür. Biz ilkokulda iki şey yazardı. Biri öksürüyorsan, ateşin yüksekse de terliyorsan tüberkülozdu. Ben onu çok iyi bilirim. Hakikaten de gece terlemesi, öksürük. Bir de balgamda kan geldi mi zaten Türk filmlerinde. Tüberküloz ya da ince hastalıktır ya da akciğer kanseridir. Burnun kanıyorsa lösemisindir Türk filmlerinde. Net o. Burun kanarsa lösemisindir. Burun kanarsa lösemisindir. Lösemisindir. Neyse ya, bunlar hemen burnun nasıl kanıyor? Hemen burun kanar, doktora gider. Lösemi hemen yani böyle şey yapar. 3 aylık ömrü var. Evet, ameliyat neyse olması lazım. Evet. Tabii ki biz de öğrendik bu erken tanının önemli olduğunu. Ben de hakikaten şöyle düşünüyordum. Küçükken çıkaralım. Bu iş bitsin. Doğru ya. Çok mantıklı. Sonra şunu fark ettim. Mehmet. Bir tümörün natürü, yani gidişatı, doğalı kendine ait. Mesela bir tümör var. Evet. Bir santimlik abi her yere metastaz yapmış. Bırak bir santimi. Primeri belli olmayan tümör diye bir şey biliyoruz biz. Adam metastazla geliyor. Karaciğer, akciğer, beyin metastazı. Yeri yok yeri. Araştırıyorsun kalın bağırsakta, böyle bir santim odak çıkıyor böyle minicik. Ya nasıl metastaz yaptı o ya? Hani ve primeri bilinmeyen tümörler, tüm tümörler neredeyse %15-20'sidir. Yani şunu anlatmak istiyorum. Hani şöyle bir olay yok. Tümör büyüdü büyüdü, sallamadım ben bunu. Artık o da her yere yayıldı tabii, değil. Tümör başlangıçtan beri kötüyse kötü gidiyor zaten. Mesela hasta geliyor, meme kitlesi var. Bir santim her yere yayılmış. Öbür hastanın meme kitlesi 5 santim, öyle duruyor. Maligen tümörü. Yani ikisi de mali. Camda ikisi de mali. İkisi de mali. İkisinin de mali. Ama geni farklı, metabolizması farklı. Ben de şunu öğrendim. Mesela bir genç kız, 25 yaşında, over kitlesi var. 3 santim yok.
full metastaz. İmmatür teratom. Full metastaz. Ya kız diyor ki ben diyor yeni check-up'tan kaka ultrasonu var. 6 ay önceki hiçbir şey yok ultrasonda. 6 ayda gelişen bir tümör. Muhtemelen mikroskopik vardı orada o. Hop bidik büyüdü o. Onun için şunu söyleyeyim ben sana. Demek ki her şey erken tanı değilmiş. Sonra ben bunu okurken bir gün ben bunu hocaya söyledim. Ne söyledim? Okudum. Bu Askenaz Yahudileri var. Onlar kader değişmesin diye mammografi çektirmiyormuş. Ben de denk geldi böyle makale. Ya mammografi çektirmiyor. Diyor ki kadere değiştiremem. Bak, hani, bu çok yani, önemli. Kaderi değiştiremem diyor. Üç aşağı beş yukarı aynıysak oradan gelen veri bizim yaptığımız işin doğru olup olmadığını gösterir. Ondan sonra yani diyor erken mammografinin amacını erken tanı koymak. Daha mikro kalsifikasyon varken daha hücre bazında yok etmek. O diyor ben bunu mammografi çektirmiyorum. Ve sonuçlara bakılmış. Bu kadınlar mammografi çektirmiyor. Meme kanserinden daha mı çok ölüyor? Hayır. Meme kanserinin evresinin yüksek olduğu, komplikasyonun arttığı gözlenmiş. Yani tanı konduğunda hasta metastatik geliyor. Evet, ama ömrü değişmiyor. Olay şuna geliyor. Erken tanı, metastaz ve komplikasyonlardan kurtarmasına rağmen uzun dönemli 5 yıllık sağ kalımı değiştirmiyor. Yani filmin neresinden girdiğiniz değişmiş oluyor. Aynen film sonuçta film. Aynı film oluyor. Aynı film. Başında ya da ortasından bravo. Girdiğinizi değiştiriyorsunuz. Salona girdiğin şey belirliyor. Bir erken tanı baştan izlemişsin filmi. Hı hı. Geç tanı koymuşsun da tam sondaki 10 dakikaya denk gelmiş ne oluyor? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bunu izleyen şunu diyebilir bana. Ya hocam ne yani şimdi ben artık şunu demiyorum aslında. Eskiden doktor şöyle derdi. Nerede kaldın sen bu böyle oluncaya kadar? Hastaya sorardık. Öyle bir şey yok. Mide kanseri bile böyle. Taşlı yüzük var. 6 ayda öldürüyor. Taşlı ama var, 75 yaşında amca mide kanseri. Tümörü 6 santim olmuş. Takılıyor amca. Tümörün natürü önemli kardeş. Biz belki 10 sene sonra şunu diyeceğiz. Tümörler diyeceğiz ki şu gen olanlar aşırı agresif gidenler. Şu genler yani fotoğrafını çekeceğiz tümörün. Evet hocam. Yani şu anda onun kapısı aralandı. Evet onun kapısı aralandı. Tamam. Yani tıp değişiyor. Moleküler biyoloji ve genetiğe çok iş düşüyor. Artık eski doktorluk kalmıyor. Ama biz tabii ki o filmi çekeceğiz tabii. Kuzudan akciğer nakli yapacağım ben. Böbrekleri de pirzola. Diyeceğim ki hocam tam nakil yaparken böbrekler geldi mi? Oo harika. Sonra şunu diyeceksin ben. Oytun hocam böbrekler de lezzetliymiş. Akciğer de cillop gibiymiştir. Hocam senin için bir parça ayırdım. Böyle film tamam, çekeceğiz. Mehmetçim böyle. Tamam mı canım? Tamam hocam teşekkür ederim. Yalnız bu arada bakalım hasta kim? Devam ediyor yarışma. Bakalım bilebilecek misiniz? Siz bir tane tahmin edin. Bir tane hasta var içimizde. Tabii hasta değil tabii de. Bakalım kimmiş? Buyur efendim. Sen adın neydi? Zeynep Nur Önder. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. Ben Zeynep'le ilk programa geldim. Tanımıyorum tabii ki Zeynep'i. Sordum Zeynep dedim sen nerede ne yapıyorsun? Ben hocam tıp okuyorum. Kaçıncı sınıfım dedi? Bir dedi. İkiye mi geçtin dedim. Bire geçtim dedi. Şimdi bire nasıl geçilir dedim. Demek ki sıfırdan bire geçmiş. Yani şaka diyorum tabii ki. Yeni başlamış daha tıbba. Daha sıfır kilometre bir tıp öğrencisiyle beraberiz. Hiç ders yaptın mı tıp hayatında? Ben daha önceden Rusya'da yaşıyordum. Orada bir yıl okudum tıp fakültesi. Tıp okudun Rusya'da. Moskova'da mı okudun? Hayır. Nerede? Kazan, Tataristan'da. Tataristan'da okudun. Evet. Hep oradan buraya şey yaptın. Oradan geldin. Buraya yatay geçtim. Ama o zaman sen yabancı değilsin tıbba. Evet bir yıl. Ama Rus tıbbı biraz farklıdır bizimkinden. Evet. Değil mi? Daha farklı. Rus tıpta öyle şeyler yok mesela. İşte hücre, siklik, AMP, DNA falan değil. Daha nazari bir tıptır o. Damar yolu falan. Daha böyle bütüncül, daha yukarıdan bakan bir tıp. Anladım. Daha böyle anatomik. Anatomik. Daha mı? Evet güzel. Anlamışım. Hı. Tamam güzel. Ona kapmışsın. Peki. Evet. Bekliyoruz sorunu. Benim aslında iki tane sorum vardı. Bir koronavirüsle ilgili. Şimdi Çapa'dasın değil mi? Şimdi Çapa'da. Evet. Hadi bakalım. Bizim miniklerimiz. Hocam senin yine mini İstanbul Üniversitesi'nin... Siz de İstanbul Üniversitesi'niz değil mi? Hocam mezuniyetsin oradan İstanbul Tabii tabii oradan. Abi bazen düşünüyorum 40 yıldır aynı yere gidip geliyorum. Hocam nasıl çok sıkıcı şey ya. Gerçekten... Yok abi vallahi hiç sıkılmadım. Ha? Her bir günü ayrı bir zevkle, mesela ayrı ben... bir keyifle kalkıyorum. Lise bittiğinden beri ki bu 82 ediyor. 82'den bu yana bir sene şeyi saymazsanız mecburi hizmeti geri kalanını hayatım orada geçti. Çok sıkıcı. Ben 5 yılı bir değiştiriyorum fakülteyi. Daha actionlı oluyor. Buyur Zeynep. Hocam benim en başta sorum koronavirüsle ilgili. Mesela şu an haberleri takip ettiğimde Rusya'da koronavirüsün daha azaldığını söylüyorlar. Burada aynı dönemde arttığı söyleniyor. Bunun nedeni farklı popülasyonlardaki insanların bir arada yaşaması mı? Yani millet bazında. Orası daha Rus milletinin yaşadığı bir yer. Burada daha farklı popülasyonda insanlar var.
farklı popülasyonların bir arada yaşaması virüsü arttırır mı? Şimdi Zeynep, burada çok farklı etkenler var mesela. Mesela baktığın zaman Amerika'ya örnek verelim. Amerika çok karışık bir toplum. Ve Amerika'daki zenciler çok etkilendi. Neden? Hem obeziteden hem yanlış beslenmeden. Tabii bunlar sadece hipotez. Bazısı da diyor ki hayır kardeşim, onlar diyor Afrika'dan Amerika'ya göç ederken işte bu hipertansiyon geni taşıyanlar varabildi. Hipertansiyonlu oldukları için daha çok etkilendi. O da işte ACE enzimi diye bir enzim var. İki tane ACE var. ACE 1, ACE 2. Biliyorsun virüs ACE 2'ye tutunuyor. Buradaki de ACE. Ama o da etkili inflamasyonda. Yani hipertansiyon genlerinin iltihabı arttırdığı ve koronanın, COVID'in daha ağır geçtiği düşünülüyor. Örneğin Amerika'da. Uçağa atlıyoruz, Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'da Hispaniklerin olduğu düşünüyor. Hispanikler diyorlar ki Avrupa'dan göç etti. Portekizli onlar. Neandertal genleri taşıyor diyorlar. Ondan sonra uçağı Bangladeş'e sürüklüyoruz, başka bir şey çıkıyor. Yani genetik var Zeynep. Sosyal faktörler var. Hava kirliliği. Mesela İtalya için diyorlar ki buralar Wuhanlı insanların çalışma yerleriydi. O İtalya'nın ilk başladığı yerler. Ve oralar diyorlar korkunç bir hava kirliliği var. Hakikaten de sigara içen ve hava kirli olan yerlerde ACE2'nin akciğer miktarı daha fazla. Virüsün tutunduğu yer daha fazla. Hadi bakalım hava kirliliği giriyor. Türkiye'de bakacaksın hava kirliliği. Mesela ben Gebze'deyim. Korkunç bir hava kirliliği var mesela. Var mı? Yani siz de çocuklar biliyor. Nasıl geliyor çocuklar akşamları? Evet hocam. Bildiğin. Pandeminin ilk döneminde bir temizlenme oldu mu peki Oytun? Tabii ki. İlk dönem iyiydi. Yani bu şey. Hani o bir hava kirliliği azaldı gerçekten. Hava kirliliği azalıyor. Sonra şu anda nasıl çocuklar akşam? Korkunç bir değil mi? Şey kokusu. Plastik kokusu. Evet. Hatta ben çocuklara espri yaparım. Gebze'de otizm yapmaya gerek yok. Sıçanlara koy zaten otizm olur derim ben. Diyor muyum bu espriyi? Neden? Çünkü gerçekten de yoğun bir şekilde kimyasal emisyon var havada. Bunu görüyoruz, içindeyiz. Yani bunu görebiliyoruz gerçekten de. Çok şey etkili. Yani dediklerin çok güzel. Ama Rusya'da mesela bu şekilde. Mesela Rusya esasında Neandertal ırkının olduğu yerden bir tanesi ama verimiz yok. Çünkü Rusya'da eskiden gelen bir PubMed kültürü yok. Bir yayın kültürü yok onlarda biliyorsun. Onlar Sovyet sosyalist döneminde bir şey yoktu. Hatta şu anda buldukları aşıya da herkes yaklaşıyor temkinli. Yani diyor ki bu adam bunları nerede yaptı? Bunların enstitüleri valide miydi tartışmaları oluyor. Dediğin güzel bir şey. O zaman çok faktör olduğunu burada görüyoruz baktığımız zaman. Bir de acaba gerçek sayılar mı Zeynep? Onlar da çok büyük sıkıntı. Mesela Çin gerçek sayılar açıklamadığı söyleniyor. Birçok yer bunu eleştiriyor. Diyor ki aklınızı kullanın, çok güzel bir noktadan girdi. 1,5 milyara yakın yerde bu andaki ilk baştaki 2 aylık bilmem neyle kaldı ve her şey bitti. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Okyanusun ortasındaki ada devletlerinde var, Afrika'nın ortasında var, bilmem nerede var ama Çin'de başlangıç 1,5 milyarlık yerde sadece Wuhan'daki yerlerde var. Bir imkanı yok. Biraz lütfen şey yap. Yani demek ki çok şeyler var. Yani bu bir hani net şeye baktığımız zaman biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Reklam arası varmış Zeynep. Dediklerin çok doğru. Gen var. Çevresel yaşam şartları var. Obezite var. KOAH var. ACE alt polimorfizmi var. Yani var. Bir sürü şey var. Bir memleket ne kadar yapısal olarak birbirinden farklı ırkları beraberinde taşıyorsa orada tahribat daha az oluyor. Onu söyleyeyim sana. Ama çünkü mesela, bir şekilde birbirinden alışverişler yapılmaya başlanıyor. Ortalamada daha iyi bir yere oturuyorsun. Mesela kozmopolit olan yerlerde daha iyi. Hocam çok güzel bir şey değindin. Aklıma gelen söyleyeyim ben de. Mesela UK diyor ki İngilizler, Pakistan, Bangladeşliler bende çok öyle ölüyor diyor. Pakistan, Bangladeş'e dönersen onlar bizi iyiyiz diyor. Yani burada çok faktör var. Çok okursan eğer internette, ben sana şunu söyleyeyim. Şöyle yaz. Corona susceptibility and genetic. Corona susceptibility, air pollution. İşte bir sürü keyword girersen. Ya yani ben akşama kadar bunları böyle girmeye çalışıyorum. Okuyorum her gün. İşte bir de bazı hocalarımız var. Kanal kanal gezerek nasıl okuyor onu bilmiyorum ben. Onlar herhalde şeyle geliyor. Onlar wireless bağlantıları var. Mesela öteki tipler var mesela. Her kanala geziyor ve süper hipotezleri var. Ama bunu unutma, burası bir medya. Rusya'da da sen medya dinliyorsun şu anda. O medyanın sana duyurduğu tabii ki. Gerçekleri bilemeyiz. Ama bu ne zaman belli olacak biliyor musun? Bundan 2-3 sene sonra her şey çok daha üstüne çıkar ve net olarak bunu göreceğiz. Sene sonra. Şu anda geleceğin geçmişini yazıyoruz. Evet. Geleceğin, bugünü de unutma bu lafı söylediğimi. Bu laf güzel. Bu da sana bir hatıra olarak kalsın. Geçmişi yazılıyor şu an. Sen işte büyüyünce biz tabii Zeynep'e emanet olacağız.
Belki de sen entübe sene şey yapacak. Diyorsun ki ben neden entübe oluyorum? Yok abi, ama belli olmaz. Belli olmaz. Zeynep belli yapacak. Olmaz. Zeynep gözünü seveyim. Şey yap. İyi oku, iyi çalış. Entübe, bak bizi entübe ederken yanlış yere şey, yanlış yere olmaz. Evet. Ara veriyoruz. Sonra devam ediyoruz. Programımızın son 10 dakikasına girdik. Saat 23'te bitiriyoruz. Ne çabuk. Hocam daha seni bir daha alırız ya. Seni seviyorum ben. Neyse, biliyorsun. İkinci soruyu da şey yapalım mı? Hangi soru hocam? Arkada Zeynep'in ikinci bir sorusu var. Zeynep ikinci soruyu da sorabilirsin. Aman programımızın artık az kaldı, onu da bil. Şimdi soruyorum adama. Hocam şeker ve tatlandırıcılarla ilgili sormak istediğiniz. Abi çok şey, geniş konu. Tamam, bu şey değil. Şeker ve tatlı azı karar çoğu zarardır şeklinde bir yuvarlama. Bunu bir konu geçeriz. İşleyelim bunu. Başlı başına bir tane konuyoruz. Bugün bir hastamız var. Tabii ki hastamız Mehmet'ti. Mehmet'ciğim hemen sana dönüyoruz. Ben hemen senin yanına geliyorum. Mehmet biraz şundan bahsedeceğim. Senin hastalığından bahsedeceğim. Evet hocam. Bana biraz şeyden bahsetsene. Yani şey nasıl oldu? Yani sen ne diye bir doktora gittin? Ne oldu? Halsizlik, yorgunluk var mıydı? Neler oluyordu sende? Genelde diyetimi düzenleyemediğim zamanlar. Evet. Çok stresli olduğum, çok yorulduğum, uykumu alamadığım zamanlar, çok su tüketmediğim zamanlar bir halsiz oluyordum. Geçmeyen bir baş ağrım oluyordu. Baş ağrısı, halsizlik ne zaman? Bu aç kaldığın zaman. Aç kaldığım zaman, yoğun bir şekilde, uykusuz özellikle olduğun lise zaman. Dönemlerinde pek evet. iyi beslenemediğim, evet. iyi uyuyamadığım zamanlarımda oluyordu. Evet. O şekilde ortaya evet. çıkmaya başladı. Peki, şu maskeyi alayım ben hemen. Senin yanına geleceğim. Peki hocam. Biliyorsun bir de hocam yolda yürürken maske önemli de kafeye oturdun mu orada yarım metrede değişiyor. Orada yolda abi, yürürken. Dikkat et, poşetten gelebilir. Tamam hocam, orada çok önemli. Mehmetciğim peki sen şimdi evet. aç kaldığında, hı hı. uykusuz kaldığında evet. halsizlik hissediyorsun. Başka bir şey oluyor mu halsizlikten başka? Halsizlikten başka baş ağrıları oluyor. Baş ağrı oluyordu ve bir doktora gittin. Evet hocam. Ben hemen sebebini öğrendim. Sebebini öğrendik. Şimdi Mehmet'in hastalığını ben söyleyeyim. Mehmet Gilbert hastası. Gilbert çok yaygın bir şey. %8-10 toplumda. Nedir Gilbert? Gilbert karaciğerde bu sarı pigmenti safraya atarken biraz yavaş davranıyor. Normalde safraya atarken bilirubini vücuttan hızlıca atmak yerine daha yavaş atıyor ve gözleri hafif sarı. Ama ben Mehmet'i gördüm bu hafta. Mehmet hakikaten de yemek yemediği zaman böyle simsiyah oluyor böyle. Yüz bugün iyi, uyumuşum bugün. Evet hocam. Bugün güzel. Misin? Mehmet az uyuduğu zaman ve yemediği zaman gözleri sararıyor hakikaten de. Evet, ve insanın sarılığını anladığımız yerde gözü ve gözün beyazı hatta 1,5-2'lere kadar çıkabiliyor. Normalde bilirubin 1 olması lazım üst sınırının. Mehmet'inki işte 1,5-2 civarında seyrediyor ama bilirubinin de bir iyiliği var. Bilirubin yaşlanmayı biraz geciktiriyor. Yap. Eskiden bilirubini böyle şey biliyorduk. Hani böyle aman kötüdür falan nasıldır diye. Bilirubin yüksek olan insanların Gilbert'lerin daha uzun yaşadığı biraz daha biliniyor. Damar sertliği daha az oluyorlar. Kalp krizi daha az geçiriyorlar. İyi bir şeymiş Gilbert. Hatta avantajmış birazcık zaten. Ondan şimdi bilirubinlendiği zaman bilirubin dediğiniz şey bakın düşünce sistemini değiştirmekten bahsediyorum. Kırmızı kan hücresi. Kırmızı kan hücresinin içerisinde hemoglobin denen şey var. Hemoglobin sonunda bilirubine dönüştürülüyor ve arkasından bağlanıp atılıyor. Eğer atamazsanız o zaman vücuda geri basıyor ve sararmaya neden oluyor. Ama o dediğiniz şey, o bilirubin dediğiniz şey aslında bir kromofor. Güneş ışığını tutuyor. Ve güneş ışığını tutma kapasitesine sahip. Böyle baktığınızda anlam kazanmaya başlıyor. Öbür türlü tamamen betimlemeler, tanımlamalarla kısıtlısınız. Yapacağınız bir şey yok. Halbuki aynı sistem bitkilerde de var. Onlarda ne bu? Klorofil. Yani bilirubin eşittir ya da benzerdir klorofil olarak geçtiğiniz zaman sistemin çalışmasına yönelik bir ipucu yakalıyorsunuz. Bunu yapmak her zaman kolay değil ama bazen oluyor. Çünkü her şeyde okuyan, çok fazla alanda okuyan adamlar farklı şeyleri çıkarsayabiliyor. Eski alimlere bakın. Hazar fen denirmiş. 1000 ilim sahibi anlamında. Birden çok şey okursanız ancak bir yere varabilirsiniz. Leonardo da Vinci'de de öyledir. Tesla'da da öyledir. Edison'da da öyledir.
yer çekimini bulan Newton'da da öyledir. Onun biyologluğu da vardır, ressamlığı da vardır. Leonardo biraz daha kalıcıdır çünkü bırakmıştır. Bir şeyler bırakabilmiştir. Diğerleri kitap yazmadıkları takdirde unutulurlar. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Gözün sararması, idrarın koyulaşması ve kaşıntı, bunlar da safranın akmadığının belirtileridir. İşte dışkınında renginin açılması, eğer çok koyu bir idrar çıkarıyorsanız, büyük abdestte rengi açılmışsa, bir de kaşıntı varsa, bunlar yine safra yolu kanseri, pankreas vesaireyle ilişkili olabilir. Baktırmak gerekir. Hepatitlerde yine B'de, C'de, A'da sarılık olur. Ama bu iyi bir sarılık tipi Gilbert hastalığı. Gilbert hastalığını okursunuz, öğrenirsiniz. Ben de şunu fark ettim hatta. Bilirubin'i, geçen de öyle bir şey vardı. Yüksek olan nakillilerde böbreğin yaşaması da daha uzun sürüyormuş hastalarda. Öyle mi? Aynen öyle. Bilirubin hayırlı bir şeymiş yani. Esten biraz hani böyle şey gibiydi ama işte bazı böyle şeyler çıkıyor. Sonra geliyoruz son öğrencimize ve programımızı kapatıyoruz artık. Buyurun efendim. Buyurun. Ben Neşe Sevgili, Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden bu sene mezun oldum. Hayırlı bir olsun. Moleküler biyolog olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Ufak bahsettik. Semptomatik tedaviler, çeşitli cerrahi yöntemlerin yanı sıra ve daha nicesinin yanı sıra biyoteknolojik bir takım gelişmelerin, CRISPR-Cas9 gibi indüklenmiş immünoregülatörler, çeşitli gen terapileri ve kök hücre gibi biyoteknolojik ilerlemelerin tıbba entegrasyonunun süreci hakkında siz nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz? Vallahi tıp bunları kendisi entegre edemez. Bir ilaç firması eğer bunu ürüne dönüşüp entegre ederse o zaman entegre olur. Prototip örneğini interferondan verelim. Hocanız interferon dediği zaman biz Günaydın gazetesinin, vardı öyle bir gazete o zaman, arka full sayfa, bütün sayfa, işte 1000 litre kandan 1 miligram elde edilebiliyor. Bunu bir bulduk mu, yaptık mı, yani elde etsek bütün hastalıkların kökünü kazırız falan diye anlatıyorlardı. Şu an kiloyla falan elde ediyorsunuz. Sizin moleküler biyoloji sayesinde olmuş olan şeyler bunlar. Ama nerede ne şekilde kullanacağınızı bilmezseniz yine bir şeye yaramıyor. Ama bunu bir endüstri eli değer. Bakın orada haklarını yiyemem. O tılsımlı el alıp bunu bir ürüne dönüştürebilir. Bakın onkolojide bir yıl çok işe yarayan ilaçlar da geliştirdiler. Geri ödemesi zayıf çünkü pahalı. Teknoloji olarak da pahalı. O kadar araştırmanın, geliştirmenin sonucu olarak da pahalı. Ama entegrasyon tıbbın içinden gelmez, dışından gelir. Siz onlar şey yapana kadar o şeyden burun yıkama ya da bilmem neden bilmem ne yapma şeklinde onu entegre edersiniz. Birkaç kişiye söyleseniz geri kalanında yayılır. Bu mümkündür efendim. Entegre olabilir ve olmalıdır da zaten. Ama ne hızla olur derseniz onu günlük gidişat belirler. Teşekkür ederim. Çok hızlı olmaz. Evet, ben de yavaş yavaş, program kaç dakikası kaldı? 3 dakika mı? 4 dakika mı? 2 dakika kalmış. Son lafları söyleyeyim ve sizden de birer kelime alayım. Evet, tıp teknolojileri ilerlemektedir ama doktorluk hiçbir zaman bitmez. Hekimlik bitmez. Doktorluk biter. Yapay zeka gelir, şu bu, ama hekimlik başka bir şey. Yapay zeka daha iyisini yapar. Evet, yok, ama hekimlik şöyle, başka. Hekimlik başka bir şey. Hekimlik, herkes hekim olamaz. Her hekime gidilmez. Bu ayrı bir olay abicim. Bu hekimlik olayı ayrı bir şeydir. Halk kimin hekim olduğunu iyi kötü bilir. Hakikaten öyledir. Bir hastayı dinlediğin zaman hemen bir şey hatırlayabiliyorsan gerçekten iyi hekimsindir sen. Yani çünkü hiç hastayı muayene etmeden bile bir şey aklına geliyor işte. Yüzünden, gözünden, buna sans klinik deneniyor. Mesela hoca da biliyordur. Kapıdan gene herifi biliyorsun ne olduğunu. Yani o lafından, söyleyişinden pankreas mı, safra yolu kanseri mi, kalın bağırsak mı, yoksa beyin tümörü mü, yoksa boşver öyle çok altı aranmayacak bir halsizlik mi, biliyor insan bunu gerçekten de klinik görünüşünden biliyor. Evet, sonuçta korona dönemindeyiz. Mehmet önemli, işte maske, mesafeye dikkat. Ama şunu da söylemek lazım, herkesin bir ekolü vardır. Ekol tartışılabilir. Kimse mutlak doğru, bu da mutlak yanlış değildir. Onun için karpuzdan biz mesela yaparız hocam. Yaparız. Son olarak da birer kelime söylemenizi istiyorum. Bu programla ilgili bir kelime ama. İlk hatırladığın şey Freud'un serbest çağrışımı. Bir kelime. İlk aklına gelen. Yani gayet güzel bir program. Yok yani. Bir kelime. Saç, tırnak, maske, Mehmet. Bulamıyorum. Benim kendim için aldığım tavsiye hekimlik. Hekim. Ben de yine kendi içimden gelecek şekilde fütürizm diye. Fütürizm.
Hocam? Aa, mükemmel. Mükemmel. Hocam? Mehmet? Gilbert. Gilbert. Harikasın. Evet, bu hafta Oytun Hoca ile bilim, kahve muhabbeti, kilim, film, lafların, kelimelerin bölümü yok. Önemli olan buradaki taşıdıklarınızdır. Kafa varsa her şey olur. Miyelin varsa her şey olur. Lütfen kafaya yatırım yapınız. Ama karpuz kabuğundan da mesane yapmayı unutmayınız. Gazete haberi olur. Saygılar, sevgiler.